Efendim hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağlıklı, bereketli, mutlu, güzel ve inşallah Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun ve mutlu bir gün olsun hepimiz için. Selamların en güzeli Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerimize olsun efendim. Bizleri bugüne ulaştıran, sizlerle buluşturan, Kelam ismiyle konuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Evet, yepyeni bir güne daha ulaştık, kavuştuk çok şükür elhamdülillah. Bu güzel gün tabii ki bir nimet. Herkesin bakış açısı, hayata bakışıyla kendine göre şekillenecek. Herkesin kendi bakışına göre şekillenecek. Nasıl bakarsak öyle şekillenecek. Güzel bakalım, penceremizi güzel açalım ve tabii ki her zaman için, her zaman için olumlu olmaya çalışalım. Evet, çok değerli bir isimle bugün tanıştıracağız sizleri. Bir sanatçı, fotoğraf sanatçısı, eğitimci, aynı zamanda çocukları da zamanında eğitmiş olan, öğrencileri, talebeleri olan çok değerli bir sanatçımız var. Sabah Düren Hanım efendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Uzaklardan geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan geldiler efendim. Ama çok güzel çalışmaları var. Sanat adına çok güzel çalışmaları var. Ve özellikle Kudüs'le ilgili, camilerle ilgili çok güzel çalışmaları var. İnşallah bu konuların hepsini değerlendireceğiz. Ama önce fotoğraf ne ifade ediyor sizin için? Hayatın o karesini, o anını saklamak gerçekten çok özel bir duygu. Evet. Fotoğraf benim için çok değerli. Ben iki cümleyle özetliyorum fotoğrafı benim için değerini. Söz biter, fotoğraf konuşur diyorum. Doğru. Diğeri geriye sadece fotoğraf kalır. Bütün yaşantınızdaki bütün kesitleri yaşarsınız, bitirirsiniz. Geriye sadece bir tek fotoğrafınız kalır. Fotoğraf bir dildir. Gözlerden gönüllere ulaşan, benim fotoğraflarım ve tasarımlarım, sevgimin ve duygularımın size ulaşan dilidir. Çok güzel. Kısaca çok güzel. Benim için fotoğraf bu şekilde. Ne zaman başladı bu sevginiz? Hani içinizden ne zaman geldi bu resimleme aşkı, hani bu fotoğrafları oluşturmak? Fotoğraf, çok uzun yıllardan beri ben fotoğraf çekiyorum aslında. Kendimi bildim bile. Üniversite yıllarından beri küçük makinalarla çekerdik. Hep sürekli fotoğraf çeken biriydim. Önce yakın çevremi çekiyordum. Daha sonra işte aile içi fotoğraflar çekiyorduk. Daha sonra bunların yetmediğini hissettim. Daha farklı şeyler çekmem gerekiyor. Arşivleme duygusu da evet, var tabii, insanda. Hem arşivleme, evet. Tabii ki. Hem arşivleme. Bunların yetmediğini, daha farklı şeyleri çekmem gerektiğini. Önce evdeki eşyalardan başladım. Sonra işte çiçeklerden başladım. Sonra doğanı, doğada görülmesi gereken ve gösterilmesi gereken çok güzel çok güzel ortamlar olduğunu keşfettim. İşte dağ yürüyüşlerine çıktım, trekkinglere katıldım, dağlarda fotoğraf çektim. Gittiğim bütün şehirlerde şehir fotoğrafları çektim. İnsanların yaşamlarını fotoğraflarını çekmeye çalıştım. Çok güzel. Bunların tümünü arşivlemeye çalıştım elimden geldiğince. Hı hı. Yani gerçekten yıllar içinde kendinizi bu yolda yönlendirdiniz, eğittiniz ve çok güzel eserler ortaya çıkardınız. Ve fotoğraf gerçekten bir hani bakış açısını değiştiren çok önemli bir sanat diye düşünüyorum. O Allah'ın yaratma sanatını, değil mi? O çiçeklerde insan izleyince daha da bir hayran kalıyor. Evet. Hani dağda trekkinglere katıldım dediniz. Evet. Orada mutlaka doğayla iç içe olunca insan bir takım tefekkürlere de dalıyor, değil mi? Tabii muhakkak. Zaten doğaya çıktığınız zaman en büyük kitap doğa. En büyük dersi doğadan alabiliyorsunuz bence. Bunu da ancak insanlara fotoğraf aracılığıyla anlatabilirsiniz. Örneğin dağa gittiğiniz zaman dağdaki orada onun endamı, işte sessizliği, sabrı. Yani bir dağın duruşundan benim aldığım ders sabır, sessizliğin ve sabrın gücünü alıyorum ben. Evet. Yani çok güzel. Mesela biz hayatın içinde yaşarken sürekli bir koşturmaca halindeyiz. İşte bu arada çektiğiniz fotoğraflar var, evet. İşte cep telefonunuzun şarjı biter, ona üzülürsünüz. Günlük koşturmacı, trafik, şu bu falan, günlük problemlerle uğraşıyorsunuz. Ama yürüyüşlerinizi yapıp geri dönüp tekrar dağlara gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki gerçekten o hala aynı şekilde, aynı gücüyle, aynı ihtişamıyla duruyor. Sessiz ama çok güçlü. Evet. Orada sessizliğin gücünü öğreniyorsunuz. İşte doğada olan ağaçlar, yapraklar, deniz, bir yaprak tanesinin bile bize verdiği bir mesaj var aslında. Çok, çok gerçekten. Bir ağaçtaki bir yaprağı toprağın içinden... Bosna sanıyorum. Hı-hı. Evet. Bosna değil, Rize. Rize mi? Ay, Bosna'daki evet. O köprüye çok benzettim. Evet, bir anda geçti. Evet.
İşte bütün doğada gördüğüm, etrafımda gördüğüm, hayata yaşarken gördüğüm bütün güzellikleri fotoğrafla kalıcı kılarak önce sevdiklerimle paylaşma aşamasındayım. Sonradan artık bunun yetmediğini düşün ve bütün paylaşabildiğim bütün ortamlara, sergiler, sunumlar ve bu şekilde yayınlar aracılığıyla bütün topluma ulaştırmaya çalışıyorum. Çok güzel, ne mutlu size. Rize gezisinden fotoğraflar vardı evet. Az önce. Bosna'ya gittiniz mi? Bosna'ya gitmedim. Bosna'ya da inşallah nasip olur. Orada da çok güzel evet, bir gerçekten inşallah. Doğa. Ve çok güzel. Bizim de Osmanlı'dan kalma eserlerimiz evet. var. Ve tabii ki bu eserleri hani gidip göremeyenler için, ulaşamayanlar için buluşturmanız da çok güzel bir düşünce. Ve sergiler açtınız değil mi? Evet. Uzun bir süre. Yıllar süren içsel yolculuğum esnasında kalıcı bir şeyler yapmak istiyordum. Ve bunun en iyi yolunu ve benim kendime duygularımı anlatabilecek en iyi yolun fotoğraf olduğunu keşfettim kendi adıma. Bu anlamda çalışmalar yaptım ve sonuçta çektiğiniz fotoğrafları paylaşmadığınız sürece bence bir değeri yok. Tabii. Siz paylaşmalısınız. Hayat evet. paylaştıkça çoğalır. Kesinlikle. Dolayısıyla çalışmalarınızı, fotoğraflarınızı göstermeniz gerekiyor. Birilerinin de bunu görmesini sağlamanız gerekiyor. Allah size bu yeteneği verdiyse eğer ya da bu imkanları, bunun yanında bu imkanları verdiyse tabii, eğer bir burada bir göreviniz oluyor artık. Ve bu görev de sizin bu insanları bunu diğer göremeyen insanlara bunu göstermektir. Çok güzel. Bu noktadan evet. Bu noktadan itibaren ben artık bu düşünceyi böyle hissetmeye başladıktan sonra sergiler açmak, kişisel fotoğraf sergileri, işte sunumlar ve medya aracılığıyla gösterebildiğim bütün kitlelere ulaştırmaya çalışıyorum fotoğraf sanatımı. Çok güzel. Türkiye genelinde 7 tane kişisel sergi açtım. Alanya, Mardin, Hatay, 4 tane de Antalya'da olmak üzere kişisel fotoğraf sergisi açtım. Bunun yanında belediyeler ve çeşitli fotoğraf dernekleri ve fotoğraf kulüpleri aracılığıyla fotoğraf sunumları yaptım. Okullarda fotoğraf çalışmaları yaptım. Bu şekilde fotoğrafın hem gördüğüm, çektiğim fotoğrafları hem fotoğraf sanatını, sanatsal olarak değerini hem de paylaşmak adına insanlara ulaştırmaya çalışıyorum. Evet, evet. Yani aslında resim farklı bir tabirdir. Resim hani evet. elle yapılan diye evet. kullanılır. Ama ben evet. yine de fotoğraf sanatını hani görülen o görselin resimlenmesi diye de yorumluyorum. Yani bir mutlaka hani insana ulaştırmak için onu bir şekilde hani almış oluyoruz. Bu açıdan da ortamın resimlenmesi diye yorumluyorum. Yanlış mı olur hocam? Fotoğraf ışıkla yazı yazmaktır. Evet, onun gibi. Resmi mesela fırçayla ya da kalemle yaparsınız. Fotoğraf ışıkla tabii, yazı yazmaktır. İşte elinizdeki makinanızla ışığı doğru kullanarak evet. Beynin, aklın ve yüreğin doğru noktada birleşmesiyle doğru fotoğraf ortaya çıkarırsınız. Tabii o bakış açısı da çok önemli. Evet. Yani her mesela aynı manzaraya bakıyorsunuz. Herkesin çektiği fotoğraf farklı. Ama evet, aynı yer. Evet. İşte duyguyu tam doğru yer, doğru zaman ve doğru nokta, doğru zemin de olduğunuz zaman doğru fotoğraf da ortaya çıkıyor. Tam olarak hissedip hissettirmeniz de gerekiyor. Eğer bir fotoğrafta bakan kişi duyguyu görmüyorsa bence yanlış bir fotoğraf. Ya da eksik fotoğraf olabiliyor. Duyguyu karşı tarafa geçirmiş olmanız gerekiyor. Bu anlamda fotoğraf benim için çok değerli. Fotoğraf zamanı geçtikçe değeri artar. Tabii. Ve fotoğraf yaşsızdır. Fotoğrafın yaşı yoktur. Doğru. Siz mesela 40 yıl önceki fotoğrafa bir bakıp gözleriniz dolabilir. Sizi çok başka dünyalara götürebilir. Çok değerlidir. Kalıcıdır. Kalıcı bir eserdir. Ve yaşsızdır. Yaşlanmaz fotoğraf. Siz 20 yaşınızdaki fotoğrafa baktığınız zaman o hala 20 yaşınızdadır. Ya da bir de dünya tarihinde kullanılan tek ortak dildir fotoğraf. Bütün ayrıca bir çok değerli bir bilim dalıdır ve bütün bilim dallarında kullanılan yan bilim dalıdır. Bu şekilde de bir değeri vardır fotoğrafın. Mesela tıpta, mühendislikte, bütün bilim dallarında tabii, yan bilim dalı olarak fotoğraf kaynak olarak, en önemli kaynak olarak kullanılır. Başka bir değeri belgesel değerini taşır. Belgesel niteliğini taşır. Çok tarihi önemli. Tarihe yön, oluyor, tarihe tabii yön ki. Vermiştir. Tabii savaşlar ki. Başlatmıştır fotoğraf. Savaşlar bitirmiştir. Yakın tarihimizde bunun çok örneklerini yaşadık. Yaşıyoruz da. Yaşamaya da ki gelişen teknolojide çok daha fazla yaşayacağız. Bu anlamda fotoğraf çok değerlidir. Ben fotoğrafın değerini toplumda doğru fotoğrafı doğru noktalara doğru şekilde taşınarak fotoğrafın daha değerli, hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini
inanıyorum. Evet, aslında herkesin severek yapabileceği çok güzel bir sanat. Yani evet, herkesin uğraşabileceği, hani çok zor değil gibi görünüyor ama bir bilgi birikimi de gerektiriyor, evet, değil mi hocam? Tabii yani ki. Bir hani altyapı, bir background'un olması lazım. Hani şimdi herkes yapabilir gibi görünüyor. Birisi belki işte heveslenip hadi ben de makinemi alıp çıkayım diyebilir ama mutlaka bir o hani bakış açısı, o birikim olduktan sonra o sanat ortaya çıkıyor, değil mi? Herkes fotoğraf çekebilir mi? Herkes fotoğraf çekebilir tabii ki. Yani şu anda zaten cep telefonları ve tabletler var. Herkes fotoğraf bir şekilde çekiyor. Ama doğru fotoğraf. Doğru fotoğraf tabii ki. Önemli olan doğru fotoğrafı çekmek. Evet. Ben zaten en büyük amacım doğru fotoğrafı anlatmak. Doğru fotoğrafı insanlara doğru vermek. Fotoğraf anlamın yani kendi elimden geldiğince yapabildiğim kadar, ulaşabildiğim kadar insanlara doğru fotoğrafın ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini bu anlamda çalışmalar yapıyorum. Çok fotoğraf eğitimleri aldım. Birçok kurslara gittim. Kendim değişik programları öğrenerek bu yolda ilerlemeye çalıştım. Çünkü geçmiş zamanlarda bunlar çok fazla yoktu. Evet, İşte internetin çok hızlı ilerlemesi, işte bilgisayar teknolojilerinin çok hızlı ilerlemesi hayatımıza çok şey kattı bu anlamda. Bize düşen görev bunları en doğru şekilde kullanmak. Biz ancak en doğru şekilde teknolojiyi en doğru şekilde kullanırsak yaptığımız çalışmalar değerli ve kalıcı olur. Yoksa sadece yüzeysel, saydam, günlük şeylerle, günlük uğraşlarla vakit geçiririz. Bence insan kendi değerlerini, kendi yeteneklerini, hayatını boş işlerle geçirmemeli. Evet. Daha sanatsal, daha olmalı. Tabii ki evet. Amacı olmalı, ideali olmalı. İdealleri uğruna bir ideal belirleyip, herkes kendi yetenekleri çerçevesinde bu yolda ilerleyip, kendini yetiştirip, bu şekilde çalışmalar yapabilir, bu şekilde hayatına yön verebilir. Bence olması gereken bu. Bu insanı boşluktan da kurtarıyor değil mi? Depresyondan, birçok sıkıntıdan. Çünkü meşgali rehabilite ediyor. Gerçekten kişi daha bir şey ürettiğinde daha mutlu oluyor. Hiçbir şey yapmayan bir insanla, bir şeylerle meşgul olan bir insanı karşılaştırdığımızda mutlaka daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı düşünebiliyor. Evet, insan üretmenin zevkine vardığı zaman bu da bir yolculuktur, içsel yolculuktur. Çok bu içsel yolculuğu tamamlayıp kendini vardığı zaman insan bunu keşfettiğinde evet gerçekten bunun ne kadar kıymetli, eşsiz bir haz olduğunu zaten bunu fark eder. Kendi adıma öyle hissediyorum. Sanki hani bir şey üretmek istediğin zaman bir sancı hissediyorsunuz kendi adıma. Ürettiğiniz zaman o sancı bitiyor. Mutlu oluyorsunuz. Evet, ya o içinizden onu dışarı çıkarmış oluyorsunuz ve bunu bir şekilde sunmuş oluyorsunuz. Bir doğum ya da sancısı gibi. Doğum sancısı gibi. Evet, gerçekten öyle. Ve içinizde onu hissediyorsunuz. Bazen mesela ben tasarımlarımda ya da fotoğraflarımda gece saat 3'te kalkıp tasarım yapabiliyorum. Uyanıp bir an aklıma geliyor, uyanıyorum, o tasarımı yapıp ilham gelir. Evet, aynen öyle. Ya da herhangi bir yerde, ya da işte gündüz düşünüyorsunuz, kafanızda tasarlıyorsunuz, işte fotoğrafın nasıl olması gerektiğini ya da nereyi çekmem gerektiğini. Bunu bitirdiğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Ya bu eşsiz zevki insanlar tattığı zaman, üretmenin mutluluğu o noktaya geldiği zaman, bu zaten vazgeçilmez, geri dönülmez bir yol. Ama tabii ki bizim insanları, toplumu bu şekilde hissettirecek çalışmalar yapmamız gerekiyor. Doğru. Hı-hı. Çok doğru. Gençleri de bu konuda eğitmek lazım. Siz öğretmenlik de yaptınız. Evet. Yapıyorum hala. Hala devam. Evet. Çok güzel. Ben hani bir ara verildi gibi böyle bu işlerle meşgulsünüz. Öğretmenlikte peki çocuklara neleri anlatıyorsunuz? Bu konuda nasıl örnek oluyorsunuz? Aslında yaptıklarınız çok güzel bir mesaj. Gerçekten hani bir öğretmen olarak öğretmenimiz sadece öğretmenlik yapmıyor. Başka işler de, meşgaleler de yapıyor ve çok güzel başarılar elde ediyor der şeklinde çocuklar için çok güzel bir mesaj bu. Peki siz neler anlatıyorsunuz bunun dışında? Şimdi ben sadece öğrencilerim olarak değil, etrafımdaki bütün ulaşabildiğim herkese bir kere doğru fotoğraf, etik fotoğrafı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü toplumumuzda çok hızlı bir dejenerasyon var. Sosyal medyanın çok hızlı kullanılmasından, fotoğrafın yanlış kullanılmasından kaynaklanan, bu da etkenlerden bir sadece birisi. Tek etken demiyorum ama en önemli etkenlerden birisi. Çok hızlı bir dejenerasyon var. Bu dejenerasyonda fotoğrafın çok önemli yeri var. Bu anlamda biz doğru fotoğrafı kullanma, insanları rahatsız etmeden çektiğimiz her bir karenin bilgi üreten, bizim değerlerimizi yaşatan,
kareler olması noktasında çok ben çok evet. çalışmalar yapıyorum. Benim en değerlerimizi çok, yaşatan. Evet, çok yani bir misyonumuzun bir vizyonumuz olması lazım. Bir fotoğrafı çektiğiniz zaman bir mesajınız olması gerekiyor. Yani karşı tarafı ya da onun aile yapısını, onun kişiliğini, onu toplumsal toplumumuzun, ülkemizin, milletimizin yani haysiyetini, özelliklerini küçük düşürücü fotoğraflar çekip paylaşmamamız gerekiyor. Bu noktada doğru. etik ve doğru fotoğrafı kullanmalıyız. Ben bu noktada buna çok önem veriyorum ve bu konuda çalışmalar yapmak istiyorum. En çok önem verdiğim, yani çok hızlı bir toplumumuzda olan bu dejenerasyon, aile yapılarının bozulması, işte aile kurumlarının çökmesi, bütün bunlarda sosyal medyanın çok etkisi var. Çok. Ve en önemli etken fotoğrafın yanlış kullanılması diye evet, düşünüyorum. Evet. Ve işte burada biz bu işi bilen insanlar, ben tabii kendi elimden geldiğince, kendi çabalarımla bunu en doğru şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda doğru çalışmalar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bunun gençlere bu şekilde anlatılması bir gerektiğini. Nezaket değil yani mi? Nezaket, adap, adap tabii ki bu şekilde olmalı. Siz değerlerinize sahip çıkmalısınız. Karşınızdaki bir paylaştığınız fotoğraf karşınızdakinin aile yapısına, kişiliğine, eğitimine rencide etmemeli, evet. küçük düşürmemeli. Bu değerler çok önemli. Bunlara çok, çok önem veriyorum. Bu anlamda çalışmalar yapıyorum. Evet, Amerika'da Facebook hani boşanma sebepleri arasında tabii ki. Evet, yer tabii alıyor. Evet. Sosyal istediğim medya tam da buydu işte. Evet, yani bu çok üzücü hepimiz için. Neden aile mahremiyeti kayboldu? Paylaşılan tabii. fotoğraflar evet. dolayısıyla evet. ya da aile huzursuz edici paylaşımlar yapılmaya başlandı. Evet. İşte dediğimiz tam evet. da bu noktada evet. gençlerin eğitimi evet. çok çok önemli. Şimdi bu çok önemli bir sorun ama çok arada kaynayan bir konu. Aslında tam olarak üzerinde durulmayan bana göre çok az konuşulan evet, ama çok doğru, önemli bir konu. Doğru, doğru. Doğru fotoğrafın doğru bir şekilde kullanılması. Tabii ki biz gençlere doğru fotoğraf nedir? Öncelikle bunu öğretmemiz gerekiyor. Doğru fotoğraf nasıl çekilir? Bu nasıl üretilir? Bunu öğretmemiz gerekiyor. Bunu öğretmeden bunu bekleyemeyiz. Öncelikle öğretmemiz gerekiyor. Bilen insanların öğretmesi gerekiyor. Ya fotoğraf çeken fotoğraf ustaları, fotoğraf hocaları bencil olmaması gerekiyor bu anlamda diye düşünüyorum. Bildiğimiz doğruları başkalarına, kendi gençlerimize öğretmemiz gerekiyor. Eğer öğretirsek biz ileri gideriz. Yoksa benim tek başıma işte 60 bin tane ya da 100 bin tane arşivim olmuş olması belli bir noktaya kadar değerli. Belli bir noktadan sonra bunun bir değeri yok. Biz bunu paylaşıp hep beraber yükselirsek daha değerli olur diye çok düşünüyorum. Doğru. Evet, çok doğru. Gençlerin de örnek alması için mutlaka bunun sosyal medyada insanların önünde mutlaka sergilenmesi lazım. Evet. Çünkü gençler çok etkileniyorlar. Neyi görürlerse, neyi karşılarında görürlerse, neyi alırlarsa hayatlarına onu yansıtıyorlar. Bunun için yaptığınız çalışmalar çok çok önemli. Ve gençliğimizin ileriki yıllarda da hani daha kaliteli güzel ürünler, evet. saygın, güzel ürünlere imza atmaları için bu tür örneklere çok ihtiyacımız var. Çok da güzel söylediniz, değerlerimize sahip çıkan fotoğraf. Tabii ki, evet. Yani çok güzel bir cümle. Tabii ki bu, siz Amerika örneğini verdiniz ama ülkemizde de maalesef bu sosyal medyanın tabii. yanlış kullanımı sonucunda tabii. ülkemiz yıkılan bedeller bedeller var. Ödüyor, ödemeye maalesef. De devam ediyor, maalesef. Süreçte de ödeyecektir. Dolayısıyla ben bütün açtığım sergilerimi, sunumlarımın tamamını bu amaçla, bu hedefle yapmaya gayret ediyorum elimden geldiğince. Bunun çok önemli, değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok, çok önemli. Her bir sergi çok çok önemli. Geleceğe atılmış bir adım. Evet, kesinlikle öyle düşünüyorum. Her bir sergi. Bütün bu çalışmaların hepsinin gelecek zamanlarda daha çok değerinin anlaşılacağını, tabii ki bir sergi açmak çok zahmetli, çok meşakkatli. Ben bir bayan olarak birçok şeye kendim koşturmak kolay değil tabii. Evet, koşturmak zorunda kalıyorum. Elimden geldiğince hepsine yetişmeye çalışıyorum. Bütün insanları bir araya toplamaya çalışıyorum. Herkese davetiye özel olarak götürüyorum. Bazen mail ortamında gönderiyorum. Herkese ulaştırmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince hem sanatın birleştirici gücü hem de evrensel gücünü insanlara yaymaya çalışıyorum. Fotoğrafı belki her kareniz güzel fotoğraf olmayabilir ama orada doğru mesajı verdiğime inanıyorum. Ben bu anlamda bu benim için idealim budur. Doğru fotoğrafı topluma kazandırmak. Çok güzel.
Çok güzel bir misyon, güzel bir ideal. İnşallah başarılar diliyoruz bundan İnşallah. Sonraki çok teşekkür güzel sergilerinizde de. Peki fotoğrafı çekerken neye dikkat ediyorsunuz? En çok hani hazırlık aşamasında neye dikkat ediyorsunuz? En çok hani en sizi etkileyen şey nedir? Şimdi az önce söylediğim gibi ilk başta fotoğrafımın etik fotoğraf olmasına çok dikkat ediyorum. Yani hiç kimseyi rahatsız etmeyecek fotoğraf olmalı. Ve ben bütün çektiğim fotoğrafları buraya getirip koyduğum zaman siz ailece bakabileceğiniz fotoğraflar olmalı. Bir kere en başta ben buna dikkat ediyorum. Bu benim için çok çok önemli. Herkesin bakabileceği ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği fotoğraf olması benim için çok önemli. Bunun dışında tabii ki ekipman hazırlığını yapıyoruz. İşte güneşin durumunu tabii ki ışık fotoğraflar için çok önemli olduğu için işte güneş mesela hangi saatlerde izleyicilerimize de bilgi verelim. Hangi saatlerde çekmek daha güzeldir? Ya en güzel mesela gün batımı çok güzeldir mesela. Gün batımı gerçekten güneşin doğadaki dengeyi görürsünüz orada. Güneşin gücünü işte güneş o dünyanın hareketini görüyorsunuz. Mesela biz hiç farkında değiliz. Güneş her gün doğar, her gün batar. Onun güzelliğini sadece fotoğrafta görüyorsunuz. Evet. Fotoğrafı çektiğiniz zaman o eşsiz güzelliği, eşsiz endamı, eşsiz dengeyi o zaman görebiliyorsunuz. Fotoğraf çekmeden aslında çok da farkında değiliz yani bütün olanları. Kaçırıyoruz bazı şeyleri. En güzel, evet, en güzel güneşin doğuşu ve güneşin batışıdır. Bütün herkese bunu tavsiye ederim. Evet, kesinlikle. Mutlaka bir doğuş ve batış fotoğrafı çeksinler. Ya fotoğraf çekmeseler bile en azından bunu izlesinler. Ya orada sükunetle, hiç konuşmadan oradaki o dengeyi gördüğünüz zaman zaten siz sessizce ona baktığınız zaman orada bir sürü mesaj var aslında. Ya biz kendimizi bazen işte ukala olabiliyoruz, bazen boyumuzdan büyük laflar edebiliyoruz. Hani biz orada olduğumuzu evet aslında hiçlik. Evet birazcık da öyle hiç, yani biz orada aslında gerçekten hiçiz. Mevlana'nın hiç, dediği evet, gibi. Evet. O kadar büyük bir denge var. O güneşin batışı ve güneşin doğuşunu herkes seyrettiği anda fotoğrafını çekebilir ya da çekemeyebilir. Konuşmadan sessizce izlediği zaman insanların birazcık daha bakış açılarının değişeceğini düşünüyorum ben. Evet. Peki böyle hani ışığın en güzel olduğu saatler hangi saatlerdir? En güzel fotoğraf hangi saatte çekilir? Şimdi şöyle şeye göre mevsime göre değişiyor bunlar. Biraz profesyonel çerçevesinde konuşmak gerekirse eğer. Mesela kışın öğleden sonra hemen hemen her saatte fotoğraf çekebilirsiniz. Ama yazın sadece sabah ve akşam çekebilirsiniz. Güneş tam tepedeyken çekilir. Fotoğraf çekmek yani. Evet sıkıntılıdır. Yani mesela sabah 10 ile 12 arası. Evet yok sabahla sabah işte 7 ile 9 arası güzel fotoğraf çekersiniz. Hı. Güneşin yönüne göre, çekmek istediğiniz yere göre. Ben mesela Boğaz Köprüsü çekmem gerekiyordu. İşte biz karşıya gittik, geldik. Sonra tekrar ben baktım, gün batımı çekeceğim. Karşıdan güzel görünüyor. Sonra tekrar Beşiktaş'a gidip oradan tekrar kulelerinin oradan. Şimdi evet. Kadar zahmetli aslında. Tabii çok ki. Bakıyoruz ama arkasında çok büyük bir emek var. Tabii ben tekrar Beşiktaş'a geçip tekrar oradan o fotoğrafı çekip o gece geri döndüm. Evet. O fotoğrafı o saatte orada olmanız gerekiyor. Başka bir yerden onu çekemezsiniz. Doğru. Ya ışığın doğru kullanılması. Fotoğrafın doğrusu yani tek bir cümleyle anlatmak gerekirse ışığın doğru kullanılmasıdır fotoğraf. Evet. Yani. Doğru. Yazın da mesela öğleden sonra da saat herhalde 3 ile 7 arası. Evet. Tabii yine güneş ışıkları çok sert olduğu için 6'dan sonra yani bulunduğunuz yere göre tabii ağaçlık bir bölgede falan da çekim yapabilirsiniz ama sabah da çekebilirsiniz orada. Akşamüstü 6'dan sonra 7'den sonra güzel fotoğraflar yazın alabilirsiniz. Deniz kenarında ağaçlık alanlarda güzel fotoğraflar çekersiniz. Evet ama güneş tam tepedeyken tavsiye etmiyorsunuz. Hayır, Işık çok etmiyorum. Kötü evet. Oluyor. Evet bunları da bilmiyoruz mesela. Hani evet. Sizin gibi profesyonel bir dilden de bilgi almak çok önemli. Estağfurullah. Peki hava kapalıyken mesela çekebiliyor musunuz? Diyelim bir yere çekime gittiniz. Yağmur yağdı. Ne yapıyorsunuz o anda? Çekebiliyor aslında musunuz? Aslında en güzel fotoğraf yağmurdan sonra çekilir. Öyle mi? Çok evet. Güzel. Bu da çok ama yağmurluyken tabii çekim eşsiz, yapamıyorsunuz. Yağmurda da fotoğraf gerçi çekilir. Gerçi yağmurda da fotoğraf çekilir ama evet. Ben şöyle hissediyorum. Sanki yağmur yağdığı zaman böyle yeryüzü yıkanıyor. Kainat, pırıl pırıl. Evet. Ondan sonra o bütün havadaki bütün toz şeyleri iniyor. Ve ondan sonra inanılmaz güzel ve net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çok bu güzel. Çok 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 güzel. En eşsiz fotoğrafları yağmurdan sonra çekersiniz. Öyle mi? Sanki fotoğraf kokar böyle. O çektiniz güzel, mi? Tabii yağmur ki. Yağmur sonrası. Evet, evet. Evet. Yani su damlacıklarını çok güzel alabilirsiniz. Doğada o yaprakların üzerinde su damlacıkları, çiçeklerin üzerinde su damlacıklarını veya kendi bulunduğunuz
ortamda. Evet, yağmurdan sonra çekilen en güzel fotoğraf yağmur bittiği andan itibaren çekilecek çekilen fotoğraftır. Güzel eşsiz fotoğraf. Evet. Evet, herkese şiddetle tavsiye ediyoruz. Çok güzel kareler yakalanır yağmurdan sonra. Öyle mi? Evet. Bunu bilmiyordum. Bunu öğrenmiş olduk. Bütün o toz bulutları iner ve bütün tertemiz. Çünkü havadaki toz bulutları mesela biz geçen gün bir çekime gittik. Sis olduğu için fotoğraflar istediğimiz gibi çıkmadı. Evet, istediğim görüntüyü ben alamadım. Çünkü havada sis vardı. Ne kadar iyi ekipmanınız olursa olsun. Hani sisin olduğu bir ortamda istediğiniz görüntüyü elde edemiyorsunuz. Ama bir yağmur yağsaydı onun arkasında fotoğraf, muhteşem fotoğraflar çıkmış olacaktı. Yağmurdan sonra fotoğraf tavsiye edilir. Evet. En sevdiğiniz fotoğraflar hangi fotoğraflardır? Yani insan fotoğrafları mı, şehir fotoğrafları mı, doğa mı? Ben aslında bütün fotoğraf çeşitlerini çok seviyorum. Ama tabii ki doğa fotoğrafları, işte dediğim gibi doğa bir kitaptır. Okumasını bilene. En büyük mesajlar doğada var. Allah'ın ilk emri okudur zaten. Evet, biz ikra. Biz buradan yola çıkarak doğayı gezdiğimiz zaman aynı zamanda ben orayı okuduğumu hissediyorum. Bütün baktığımız kalbine zaman kalbine doğuyor insan, evet, değil mi? Ya o, ben çok farklı bir hisle bakıyorum. Gördüğüm bütün güzellikleri fotoğraflamaya çalışıyorum. Hemen hemen her yeri fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Bir fotoğraf gezisinde gidiyorum, geliyorum bir tam günde mesela sabahtan akşama kadar çekime gittiğiniz zaman 2000 fotoğrafla geliyorum. Maşallah, bir günde. Bir günde. Aa, işte 1500-2000 fotoğrafla geliyorum. Evet. Sürekli bütün bir gün boyunca gördüğüm her yeri fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Çünkü her birinin o dakikada, bazen güneş sert olduğu zamanlar da olabiliyor ama yine de onun çok değerli. Yani yaratılan her şey çok değerli. Dolayısıyla bu anlamda hepsinin bir anlamı, hepsinin bir bizim orada görmemiz gereken, mesajım bizim var. Orada öğrenmemiz gereken, bizim orada okumamız gereken bir şey var. Bu anlamda ben her yeri çekmeye çalışıyorum. Evet, profesyonel makine kullanıyorsunuz zaten. Tabii ki. Değil mi makinalarımız? Tabii ki. Ekipmanlarımız da çok önemli. Bu işe girecek olanlar, değil mi? Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Şöyle ki, tabii ki gençlerimizde şöyle bir şey var. En iyi ekipmana sahip olan en iyi fotoğrafı çekecek gibi bir yanlış bir yargı var. Hani böyle bir şey yok. Olmasın. Yani en iyi fotoğraf iyi olsun ama en iyi fotoğrafı, bakış açısı çok önemli. En iyi ekipmanlı olan en iyi fotoğrafı çekemez. En iyi hisseden en güzel fotoğrafı çeker bence. Evet. Yani doğru beyin, yürek ve gözün doğru noktada birleşmesi diyoruz bunu. Çok güzel söylediniz. En iyi hisseden kişi en güzel fotoğrafı çeken kişidir. Bu anlamda bakmayı, görmeyi öğrenmeliyiz. Biz şimdi bakmak başka bir şey, bakmak başka bir şey. Bunun arasında uzun bir yol var. Burada işte çok kitap okumalıyız, filmler, belgesel filmler izlemeliyiz. Dünya genelinde çekilmiş böyle çok gerçekten görsel, sanatsal bakımından görsel zekamızı geliştirecek fotoğraflar ve belgesel filmler izlemeliyiz. Çok daha dikkatli bakmalıyız. Mesela yoldan işte bu çiçek burada duruyor, bakıp geçiyoruz. Es geçiyoruz aslında. Orada o kadar çok güzellikler var ki aslında. Bütün bunları değer vererek bakmalıyız. Evet. Burada bize ne gibi bir mesaj var? Burada ne yazıyor? Ne var bu çiçek? Çünkü dünyada yaratılan her canlının bir görevi var. Her canlı bir görev için dünyaya geldi. İnsan diğer canlılardan farklı olarak özelliği akıl verildi insana. Bütün bu akıl da doğru kullanılması için verildi. Okuması için verildi. Ve okumak sadece bir kağıtta yazılan yazıyı okumak değildir. Görmek de bir okumaktır. Beş duyu organımız var bizim okumak için. Bütün bunların hepsi okumak için. İşte duyarak da okuyabiliriz, görerek de okuyabiliriz. Evet. Bütün beş duyu organlarımızın tamamını kullanarak okumalıyız. Bu anlamda bütün bunları birleştirdiğiniz zaman doğru düşünce, duygu, doğru insan, doğru kişilik ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Ve gerçekten dediğiniz gibi mesela ayet var. Sirru fil ardı, yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yarattıklarını görün. Hı hı. Çok önemli. Evet. Biz hani fotoğraf çeksek de çekmesek de mutlaka tefekkür etmek için yeryüzünde gezip dolaşıp Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu güzelliği tefekkür etmemiz görevimiz aslında. Evet. Ve gerçekten dediğiniz gibi insanoğlu çevresindeki güzellikleri fark etmiyor. Bunun için sanıyorum Fransa'da bir deney yapılmış. Tam yerini doğru söyleyememiş olabilirim ama şöyle bir deney. Çok ünlü bir keman sanatçısı. 2 gün önce akşamki verdiği konserin biletleri $200.
Hani insanlar gitmek için $200 veriyorlar. Gidiyorlar o konsere. Fakat kendisini metroda bir kenara koyuyorlar araştırma için. Orada keman çalıyor ama dünyaca ünlü bir keman sanatçısı. İnsanlar tabii işe gelip giderken hızlı hızlı geçiyorlar. Kimse bakmıyor bile. Evet. Aslında çok hayranları olan. Hı-hı. Yani tabii keman sanatçıları evet. Çok maalesef tanınmıyor. Aslında çok kıymetli bir iş. Çok kıymetli bir sanat. Fakat tanınmıyorlar çok fazla. Ama onun hani kitlesi var, ciddi bir kitlesi var. Ve yapılan deneyde sadece o metroda o gün yani bulunduğu saat içerisinde oradan 600 kişi geçiyor. Ve o 600 kişiden sadece 4 kişi durup dinliyor ve tanıyor. Ama diğerleri o güzelliği, hani o çalan o eseri, o kişinin hani önemini anlamıyorlar. Çünkü niye? O kadar hızlı yaşıyoruz ki evet, etrafımıza bakmıyoruz işte dediniz ya, bu olay aklıma söylemek geldi. Söylemek istediğim oydu gerçekten zaten. Gerçekten öyle. Evet. Ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o kadar büyük güzellikler var ki, bir çam ağacı. Tabii ki. Bir çiçek. Tabii ki. Yani gerçekten muhteşem eserler bunlar ama biz çok hızlı yaşıyoruz. Güzellikleri görmeden geçiyoruz. İşte sizin burada öneminiz evet. Ortaya çıkıyor, fotoğraflayarak i̇şte, gösteriyorsunuz. Beş duyu organımızı kullanarak okumalıyız. Onu az önce de bunu söylemek istedim. Gördüğünüz her şeyin bir görevi var. Hiçbir canlıyı biz insan olarak hiçbir canlıyı aşağılamamalıyız. Ne bileyim işte hayvanlara eziyet ediliyor ya da işte bir yaprak hemen koparıp geçiyorsun, çiçeği evet. Koparıp eziyorsun. Değer vermek. Onun bir değeri var, onun bir görevi var. Bu dünyada hiçbir canlı boşuna yaratılmadı ve biz insan olarak evet akıl olarak bize bir özellik özelliğimiz var ama biz hiçbir zaman bu akıl, bu özelliğimizi bir başka canlıyı yok etmek üzere, ezmek üzere kullanmamalıyız. Evet. Üretmek üzere kullanmalıyız diye düşünüyorum. Çok güzel. Çok doğru. Bir eğitimci olarak da çok güzel düşünüyorsunuz. Alkışlıyoruz sizi. Teşekkür ederim. İnşallah tabii böyle eğitimcilere çok ihtiyacımız var. Bakış açısı. Yani şimdi sizin mesela edindiğiniz misyon, vermek istediğiniz mesaj o kadar güzel ki hani bütün öğretmenlere çok saygımız var ama sadece dersimi yapıp girip çıkayım değil de hani çocuklara bu sevgiyi vereyim. Gençler bu sevgiyle yetişsin. Ne kadar güzel bir düşünce. Ne kadar güzel bir amaç. Evet. Allah razı olsun. Şöyle düşünüyorum. Allah size bir yeteneği verdiyse, az önce de kısaca bahsettim de. Evet. Bir yeteneği verdiyse, bir özelliği verdiyse, bir bakış, sizin artık belli bir noktadan sonra bir göreviniz var. Bu görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Evet. Ve bütün şartlarınızı sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Şartları zorlamanız gerekiyor. Gerçekten ben kendi adıma çok, kendi hayatımdan çok fedakarlıklar yaparak, çok ödünler vererek sanatsal yaşantıma devam ediyorum. Hani tabii çok zaman çalışıyorum, ayırıyorsunuz, çok çalışıyorum. Bütün gün diyorsunuz, çekim neydi mesela? Hemen hemen her gün fotoğrafla ilgili mutlaka birkaç saatimi ona ayırarak geçiriyorum. Ve ben çok mutluyum bu şekilde yaşadığım için. Kesinlikle çok mutluyum. Üretebildiğim için çok mutluyum. Ama tek başına üretmek, tek başına ürettiğiniz şeyi bekletmek hiçbir şey kazandırmaz. Biz hep beraber kazanmalıyız. Hep evet. Beraber ben öğrendiklerimi öğrettiğim zaman, çaldığı zaman daha değerli olacak. Çok doğru. Bu anlamda benim için ben yaptığım çalışmaları daha çok kitlelere taşımaya çalışıyorum. İnşallah. İnşallah niyetiniz hayır, akıbetiniz de Allah hayır eylesin diyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel düşünceler. Sergileriniz peki en son ne zaman açmıştınız? En son serginiz? En son Antalya'da bir sergi aldık. Açtım geçen sene Şimo Alışveriş Merkezi'nde. Tekrar bir sergi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir projemiz var. Bu demokrasi nöbetleriyle ilgili bir Ankara bağlantılı bir çalışmamız var inşallah. Evet, bunu ayrıntılı konuşalım. Evet. Kısa bir reklam aramız olacak. Tamam. Zor bir dönem yaşadık gerçekten. Evet. Allah bir daha göstermesin bu ülkeye. Amin, darbe inşallah. Yüzü, evet. Darbe girişimi yüzü. Hiçbir şekilde inşallah yaşamayalım. Gerçekten zor bir şey yaşadık ama sizin de bu konuda güzel niyetleriniz, güzel fikirleriniz var. Efendim kısa bir reklam aramız olacak. İnşallah reklamlardan sonra bu konuyu konuşacağız. Bu arada sizler de 0212 alan koduyla 548 3916 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sebat Hanım'la paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Sorularınızı, fotoğrafla ilgili sorularınız varsa bizlere yöneltebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Kısa bir evet efendim, devam ediyoruz sohbetimize, bu güzel sohbeti. Ve tabii ki gerçekten sanat çok kıymetli. Verdiği mesajlar, insanları buluşturması, birlik beraberlik hissi,
sanatla bütünleşiyor insanlarda, değil mi? Ve fotoğraf sergilerinizde ayrıca ulusal ve uluslararası sergilere de katıldınız, değil mi hocam? Tabii ki bu sergiler gerçekten çok büyük anlamlar ifade ediyor. Uluslararası hangi sergilere katıldınız? Uluslararası, ben Sile Sanat Sarayı üyesiyim. Sile Sanat Sarayı'nın uluslararası yaptığı fotoğraf projeleri var. Bu kapsamda ben fotoğraflarımla katıldım. Bunun dışında ulusal çapta Çanakkale'nin 100. yılında şehitlerimizi anma törenlerinde Çanakkale Belediyesi'nin 100 yılın Barış Barış projesinde bir Vav adlı eserimle katıldım. Orada çok güzel. Halk Bahçesi'nde Kalıcı Barış Anıtı'nda Vav çalışmam orada duruyor. Duruyor, çok güzel. Çanakkale'ye gidenler anacaklar, görecekler Sebat Hanım'ı orada. Evet. Evet, gittiğimizde göreceğiz. Duruyor sürekli sabit. Evet, orada sabit duruyor. Bunun dışında Akdeniz Üniversitesi ne güzel bir onur. Evet, kesinlikle. Sanat zaten zaman geçtikçe çok değeri artan, evet. Zaman geçtikçe değerlenen, zaman geçtikçe anlaşılan ürünler oluyor. Evet. Bunun dışında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 253 bin şehidimiz için 253 eser, 253 sanatçı konulu bir çalışma yapmışlardı, bir sergi yapmışlardı. Bu sergide ben yine bir yani bir eser bin şehidi temsilen bir sergi yaptık. Bu sergide bir fotoğrafımla, bir eserimle katıldım. Destek vermiştim bu çalışmalara. Bu anlamda da yine ben değişik belediyelerin yaptığı fotoğraf festivallerine, foto maratonlara, fotoğraf karma sergilere, ulusal sergilere, uluslararası sergilere elimden geldiğince bireysel olarak da katılmaya çalışıyorum. Katılıyorsunuz. Bu da çok güzel bir hizmet Türkiye adına, değil mi? Evet. Türkiye'nin dünyada isminin duyulması adına çok güzel bir hizmet. Ama Çanakkale'deki çok hoşuma gitti. Evet. Neresinde oluyor? Hemen gidince bulabilir mi izleyicilerimiz? Çanakkale hemen merkezde, Çanakkale Halk Bahçesi'nde böyle sarmal şeklinde yapıldı. Orada da sanırım tam sayısını bilmiyorum ama 1000 küsur tane sanatçının eseri var. Hepsi böyle kalıcı barış anıtı yapıldı orada. Hmm. Barış petekleri. Evet. Hepsi, bütün çalışmalar böyle petek şekline çerçevelendi. Getirin. Barış peteği örüldü orada fotoğraf sanatla. Tabii resim yapan arkadaşlarımız resim yaptı. Fotoğraf çekenler fotoğraf çekti. Ben fotoğraf artı tasarımdı benim yaptığım çalışma. Orada böyle bir sarmal var. Barış anıtı, barış peteklerinin ördüğü böyle bir barış peteğimiz var bizim. Yolunuz düşerse Çanakkale tam merkezi, Halk Bahçesi'nde. Tamam, orada lütfen yolu düşenler gezsinler. Orada gerçekten çok değerli bir çalışma var. 1000 küsur, tam hatırlamıyorum sayısını ama sanatçının eseriyle katıldığı açılışı da yaptık. Bütün sanatçı arkadaşlarımız geldiler. Güzel bir çok çalışma. Güzel. Çok değerli bir çalışma. Ben de Sebah Döğen Antalya diye yazıyordu zaten. Vav tasarımımla oraya katıldım ve orada Vav çalışmamı göreceklerdir. Çok güzel, çok güzel. Ne mutlu size. Emeklerinize, yüreğinize sağlık diyorum hocam. İşte bunlar gerçekten onur duyduğumuz, örnek aldığımız çok güzel hizmetler. Yani ülkeye bir hizmettir bu. İnşallah yine güzel projeler olacak, değil mi? Evet. Şimdi benim projelerim, ben daha çok projeler kapsamında yürümeyi seviyorum. Projelerle insanlara ulaşmayı seviyorum. Projelerimle bütün platformlara sanatı ve fotoğrafları taşımayı hedefliyorum. Bu anlamda Türkiye'nin tarihi camileri 5 yıllık bir proje var. Hala devam eden. Evet, hala devam eden bir proje çalışmam var. Türkiye'nin doğal güzellikleri, değişik şehirlerde çektiğim, işte dağlarda çektiğim, deniz kenarında çektiğim bütün şehir fotoğraflarıyla Türkiye'nin doğal güzelliklerini içeren bir fotoğraf projem var. Antalya'nın florası, sadece Antalya endemik bitkileriyle, endemik çiçekleriyle oluşan bir sadece çiçek koleksiyonum var. Sadece çiçek fotoğrafları. Sadece Antalya'da bulunan çiçekler. Evet, Antalya ve Akdeniz bölgesinde yetişen çiçeklerden oluşan. Bunu hatta Expo için, ben Expo açılmadan önce, Expo 2016'da ben fotoğraf sergisi açtım. Bu çiçeklerimin bir kısmını Expo 2016'da çiçek o serginde kullanmıştım onları. Yaklaşık 3 yıl önce açtığım sergi, Antalya Expo 2016'da açtığım sergide onları bir kısmını sergilemiştim. Bu çalışmaları yaparak sanatın evrensel ve birleştirici gücünü kullanmaya ve insanların da bunu anlaşılabilir kılmaya çalışıyorum. Evet. Camilerimizi hangi camileri, yani Türkiye bölge hangi bölgedeki camileri ziyaret ettiniz? Şimdi hangi bölgedeki camileri ziyaret ettim? Urfa, Mardin, Midyat, Antalya,
tabii ki yani camilerin en şeyi Türkiye'de İstanbul ve Bursa'dır. İstanbul, evet. Evet. Yani İstanbul zaten yani camileri gezdiğiniz zaman inanılmaz muhteşem. inanılmaz bir güç, inanılmaz bir endam. Bence çok etkileyici. Ya Ulu Cami mesela benim için hayatımın bir dönüm noktasıdır diyebilirim. Evet. Ulu Cami'ye gittikten sonra Ulu Cami hat sanatının hat müzesi olarak kullanılan tek camidir. Hat sanatının en güzel sergilendiği yerdir. Evet. Süleymaniye Camisi öyledir. Muhteşem. Fatih Camisi öyledir. İşte Sultanahmet zaten Çinli Camidir. Mavi Cami olarak geçer aynı zamanda. Evet. Hepsinin tarihte çok önemli yerleri var. Hepsinin çok, yüreğimizde de çok önemli yerleri tabii var. Tabii ki. Ben cami fotoğraflarını çektikten sonra çektiğim bütün camilerin aynı zamanda tarihlerini okuyorum ve bu anlamda yani tarihleriyle beraber eğer bir gün kitap çıkarmak gibi bir hedefim var. Hem fotoğrafları altına camilerin tarihçilerini yazmak gibi bir niyetim var. Böyle bir hazırlık i̇nşallah. çalışmam var. Allah nasip ederse i̇nşallah. Eğer. Kısmet olur inşallah. İşte orada çok eşsiz, çok güzel görmemiz gereken çok güzellikler var. Tabii ki insanlar orada ibadet edip çıkıyor ama yani biz şöyle bir bakmamız gerekiyor. Orada ne var? İşte onu yapan mimar, onu yapan usta bize neyi vermek istedi? Neyi nasıl göstermek istedi? Çok mesajlar ne var. Ne mesaj çok. Vermek bunları istedi? Bunları konuşacağız. Bir evet. Telefonumuz var. Evet. Hemen bekletmeyelim. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba diyorum. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Antalya Murat Paşa. Sebahat hocamın çalıştığı okuldan kantin işletmecisiyim, Hatice Bakar. Hatice Bakar Hanım efendim, nasılsınız? Evet, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hocamla da bir arada bulunma imkanı oldu size. Evet. Sizler neler yapıyorsunuz Hatice Hanım? Bizler şu an tatildeyiz, dinleniyoruz. Sebahat hocamı tanımakla onur ve gurur duyduk. Sebahat hocam yaz boyu çektiği resimlerle Facebook'ten takip ediyordum zaten. Onunla beraber gezmiş, tanımış olduk Türkiye'nin çok güzel köşesini. Kendisini çok seviyoruz. Eğitimci kişiliği, nasıl diyeyim, sanatçı kişiliği. Bizlere ışık oldu. Ben 46 yaşındayım birçok şeyde. Hani bizlere yol göster diyorum. İnşallah Allah yolunu açık etsin. Amin. Biz onu seviyoruz. Onun öğrencileri ve çalıştığı okullar çok şanslı olacak. Eminim. Gurur duyduk yani Antalya'dan. Güzel bir öğretmenimizi böyle ekranda görmek bize onur gurur yaşattı. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah yine görüşürüz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz Hatice Hanım. Güzel duygu ve dilekleriniz için. Hatice Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizim kantin işletmecimizdir. Çok yemeklerini yedik, çok çaylarını evet. içtik. Sağ olsun. Beni çok duygulandırdı arayarak. Evet, çok güzel. Hatice Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Güzel dilekleriniz için. Sağ olun. Ben Antalya'da. Teşekkür ederim hocam. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek dileğiyle. Biz de çok öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir yürek. Değil evet, mi? Evet. Böyle araması, işte evet. Vefa budur. Evet, gerçekten çok duygulandım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim kendisine Hatice Hanım'a. Biz de teşekkür ederiz ilgisi Hı-hı. için, telefonu için. Efendim 0212 alan koduyla 548-3916 numaralı hattımızdan siz de paylaşmak istediklerinizi, sormak istediklerinizi böyle Sebahat Hanım'a yöneltebilirsiniz. Resimle ilgili özellikle fotoğraf çekmek, fotoğrafla alakalı veya profesyonel bir konu olabilir. Hani bu işi belki iş olarak edinmek isteyenler bir şeyler sormak istiyor olabilir. Gerçekten uzmanı burada diyorum. Camilerden bahsediyorduk. Evet. Gerçekten her caminin ayrı bir mesajı Tabii. var. Hı-hı. İçeride evet. çok evet. bakıyorsunuz orada küçük bir işaret veya küçük bir taş. Orada okuyorsunuz tarihte öyle büyük mesajlar vermiş ki ay hiç aklımıza gelmez diyoruz. Gerçekten çok büyük bir sanat var. İşte evet. sanatla sanatı yansıtıyoruz evet. biz. Değil mi fotoğrafla? Tabii ki. Zaten sanat bir araçtır. Evet. Sanat ve sanatçı, zanaatçı bir araçtır. Aracıdır daha doğrusu. Sanat bir araç, sanatçı da bir aracıdır. İşte Allah size bu yeteneği vermiş. Siz de mesela şu anda sunum yapıyorsunuz. Siz de bir takım özelliklerinizden dolayı buradasınız. Fotoğraf çeken insanlar da o yeteneklerinden dolayı. İşte kameraman arkadaşlar da kendi yetenekleriyle şu anda buradalar. Herkes kendi yeni yeteneği doğrultusunda yapabildiği işi en iyisini yapmalı. Hani bir söz var. Dağda bir ot dahi olsanız en iyisini olun. Evet. Çok güzel. Bu çok önemli. Evet. evet yani hiç kimse yaptığı işi küçük görmemeli. Kendi imkanları, kendi yetenekleri çerçevesinde gelebildiği noktada en iyisini yapmalı diye düşünüyorum.
Camilere gelince, camiler benim için bir dünya, başka bir boyut, başka bir boyuta geçtiğim yerler. Orada gerçekten eşsiz bir güç olduğunu düşünüyorum. Eşsiz duygular hissettiriyor bana. Bu anlamda hemen hemen bir camiye girdiğiniz zaman onun bütün köşelerinde fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince her tarafı görüp göstermeye çalışıyorum. Çok farklı, güzel duygular hissediyorum. Camiler çalışılmalı. Özel. Evet, özel. Evet. Bir de Kudüs ziyaretiniz var. Evet. Ben onu çok merak ediyorum. Çok güzel bir çalışma, çok özel bir çalışma. Ve çok gerekli bir çalışma. Nasıl karar verdiniz Kudüs'e gitmeye? Amacınız neydi ve neler yaptınız? Onu da bir izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi Kudüs benim için hayatımın en güzel tecrübelerinden birisi. En güzel, en duygusal ve en özel tecrübelerinden biri oldu diyebilirim. Bir arkadaşlar grup olarak gitme programı yapmışlardı. Sonra beni de davet ettiler. Ben de zaten çok istiyordum. Yine bu tarihi camiler proje kapsamında da gitmek de istiyordum. Böyle bir fırsat oldu. Allah nasip etti. Biz de çok kısa bir süre içerisinde hazırlık safhasını geçirdikten sonra ve gittik biz oraya. Kudüs, önce Kudüs'ün yerleşim yeriyle, yerleşim şekliyle kısaca bir bilgi vereyim. Kudüs tam olarak yapım tarihi. Şu an Kudüs'ün resimleri sanıyorum. Evet. Yasar Arafat'ın anıt mezarı, Mescid-i Aksa. Burası çok Kudüs güzel çekmişsiniz. Sahra. Evet. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Yine Kudüs sokaklarında Filistinli kardeşlerimiz. Evet. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu etrafı, alan. Evet. Etrafı. Yine Mescid-i Aksa çok fotoğraflarımız. Çok güzel resimler. Evet. Bunlar benim Kudüs proje fotoğraflarım. Evet. Yerleşimden bahsedeyim dediniz. Evet. Şimdi Mescid-i Aksa 144 surlarla çevrili ilk kıbledir. İkinci cami özelliğini taşır. 144 dönüm üzerine kurulmuştur. Bütün etrafı surlarla çevrilidir. Kubbetü's Sahra, Mescidi Kıble Mescidi ve Eski Cami olmak üzere 3 tane büyük cami bulunmaktadır. Çok küçük küçük birçok ibadet yeri o Mescid-i Aksa'nın etrafında dar sokaklardan oluşan birçok ibadet yeri, birçok yapım yerleşim yeri bulunmaktadır. Çok ilginç bir yer. Çok dar sokaklar, iç içe girmiş yapılar, bütün dinler için çok kutsal sayılan bir yer biliyorsunuz zaten. Evet. Bu yüzden dinleri. Hani bütün insanlar, işte bütün dinlere mensup olan kişiler hepsi kendi kutsal değerleri için Kudüs'e gidiyor ve bu anlamda Kudüs bütün dünyanın gözünün olduğu bir yer. Göz bebeği çok yani çok çok değer verdiği bir yer. Hani oraya gittiğiniz zaman gerçekten o duygusallığı çok yoğun bir şekilde yaşıyorsunuz. Ben o kadar o duyguyu, o yoğunluğu çok yaşayacağımı hissetmiyordum ama gerçekten o Mescid-i Aksa'nın, Mescid-i Aksa'ya çıktığım anda çok duygulandım. Çok farklı bir his orayı gördüğünüz zaman. İşte Mescid-i Aksa'nın içine giriyorsunuz. Orada girmeden bir telefonumuz var. Oradan devam edeceğiz. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler Nesrin. Vural hanımefendi Kocaeli'den. Ay. Buyurun Nesrin Hanım. Evet. Nasılsınız? Öyle mi? Sabahattin başarılarını temenni ediyorum. İnşallah daim olur. İnşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yayınıza da katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel aradınız, duygularınızı paylaştınız, mutlu ettiniz. Resimlerin... Allah daim etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sabahattin. Başarılan temennin olmasını diliyorum. Ay, çok seviyorum seni canım benim. Teşekkür ederim canım teyzeciğim benim. Duygulandırdın beni. Resimlerini bakıyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Evet takip ediyorum. Evet. Çok güzel. Seviyorum, çok beğeniyorum. Sizin de resimlerinizi çekmiş miydi Sevat Hanım? Bizim çekmiştik tabii ki. Var mı teyzenizin özel resimleri? Tabii ki aile içi fotoğraflar çekiyoruz zaten. Evet. Bunlar farklı ama aile içi de fotoğraflar çekiyoruz elimizden geldiğince. Anılar oluşuyor değil tabii mi? Tabii ki tabii. Onlar da ana arşivi. Ana arşivi. Hatıra fotoğrafı. Evet. Evet. Peki evet, Nesrin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Allah utandırmasın. Hadi görüşürüz. Amin. Allah'a emanet olun. Amin. Ne kadar güzel. Canım teyzeciğim çok teşekkür ederim aradığın için. Seni seviyorum.
Evet, Allah'a emanet olun. Ne güzel duygular, böyle hani içten gelen, evet, evet, samimi, evet, işte bir vefa duygusu. Evet. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, Kudüs'te kalmıştık. Hı-hı. Yönetmenimden rica edeyim, devam edelim görüntülerimize. Hı-hı. Evet, caminin içine girdik dediniz, orada evet, telefonunuz ben gelmişti. Teyzem arayınca zaten o Kudüs'ten söz edince de orası zaten çok etkili, ben çok duygu, ben orada da çok duygulanmıştım zaten. Duygulanmamak elde değil, etkilenmemek elde değil. Çok enteresan bir atmosferi özel var. Bir yer, evet. Çok enteresan bir atmosferi var oranın. Hani hissi çok gördüğünüz zaman çok az yerde hissedebileceğiniz duyguları hissediyorsunuz. Tarif edilmez bir duygu gerçekten, evet, orayı görmek. Anlatılmaz yaşanır diyor. Evet, yani, aynen, evet, öyle. Ki mesela birçok şeyi fotoğrafla anlatabileceğimi hissetmişimdir. Ama orayı bu çektiğim fotoğraflar yeterince anlatamıyordur. Evet, yani de anlatmayı tabii ki ben elimden geldiğince, evet, süremiz çok kısıtlıydı. Biraz da rahatsızlandım hava değişimi olduğu için. Evet. Ama yine de elimden geldiğince çok fotoğraf çekmeye çalıştım. Hani sizlere, çünkü Kudüs çok zor gidilen bir yer. Evet. Hiç kolay değil. Nasıl gittiniz? Çok zor gidilebilir. Nasıl şartlardan geçtiniz? Yani nasıl şartlardan geçtiniz? Kolay değil, hani, evet. Ben çok fazla bir zorluk yaşamadım ama tabii ki orada bizim arkadaşlarımız vardı. O yöreyi, bölgeyi bilen arkadaşlarımız vardı. Bir de onlar herkesi bize almıyorlar değil, evet, mi? Evet, öyle bir, şey de bir durum var. Evet. Bölgeyi bilen arkadaşlarımız bize rehberlik yapınca bizim için kolay oldu tabii ki. Tabii. Yani onlar zaten gidilmesi gereken yerlere bize zaten bana bir harita verdiler. Ben o haritada işte ben çekmek istediğim noktaları zaten gösterdim, harita üzerinde işaretledim. O harita üzerinden biz hareket ettik. Dolayısıyla benim rehberimiz de çok bölgede orada yaşayan bir arkadaşımız zaten. Onun rehberliği eşliğinde biz biraz daha rahat hareket ettik. Zaten direkt biz Mescid-i Aksa'nın içine gittik. Ben o 144 dönümlük alanın içerisinde 2 gün boyunca çekim yaptım. Bunun dışında işte İncir Tepesi'ne çıktık. Bunun dışında birkaç noktaya gittik işte. Ama genel olarak yaptığım çekimlerin tamamı 144 dönümün içinde. Ama 144 dönüm de çok geniş bir alan, çok, tabii ki. Çok, tabii ki. Yani elinde ekipman çok büyük, çok ağır, hava çok sıcak. Bir de şehir böyle çok tozlu bir hava, yani çöl havası, böyle tozlu, sıcak, onun etkisiyle tabii ki biraz sıkıntılıydı. Ben de biraz rahatsızlandım ama ona rağmen gene de oradaki hepsini buraya getirmeye çalıştım. Hani dik durmaya çalıştım elimden geldiğince. Peki nasıl karşıladılar sizi? Hani Müslüman Türkler geldi deyince, evet, nasıl bir tepki gördünüz ya da nasıl bir karşılama oluştu? Şimdi bizim avantajımız işte, yani bir, sanki ben öyle hissettim. Hani grup olarak gittiğiniz zaman ekip grupların bir avantajı oluyor bir kere. Benim yanındaki arkadaşlarımın İngilizceleri çok iyi derecede İngilizce konuşuyorlardı. İşte orada yaşayan arkadaşımızın da tabii ki bize katkıları oldu. Bir de hani birazcık da sosyal yönünüz iyi olursa, kendinizi doğru ifade ettiğiniz zaman insanlarla daha iletişim kurabiliyorsunuz. Çok şükür iletişim noktasında çok bir sıkıntı yaşamadım. Hani çok dil olarak paylaşamasam bile o anlamda çok bir sıkıntı yaşamadım. Sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız oldu yalnız. Hani ekipmanlarına el konuldu, fotoğraflarını çekemediler. Niçin? Öyle bir olaylar yaşayanlar arkadaşlarımız oldu ama ben yaşamadım. Evet, çok, çok şükür. Şükür. Evet, orada çektim. Fotoğraf çekmeye de bazı yerlerde izin vermiyorlar galiba, değil mi? Öyle bir şey var. Yani aslında bazı ortamlarda. Tabii ki, yani mesela bazı Türkiye'de de bazı yerlerde çekemezsiniz. Evet. Mesela girip camide flaşlı fotoğraf çekemezsiniz. Evet. Tripodta fotoğraf çekemezsiniz ama Mescid-i Aksa'nın her yerinde her şekilde fotoğraf çekilebiliyor. Orası. Peki niçin el koydular? O neden el konulduklarını, hani bunu ben yaşamadığım için, evet, onun tam olarak, evet, bilmiyorum ama benim sosyal ilişkilerim, hani kendimi doğru anlatmış olmam dan yolu çıkıp öyle olduğunu düşünüyorum. Hani ben çok fazla bir sorun yaşamadım. Çünkü ben hep şuna dikkat ediyorum. Yani ben sizin bile fotoğrafınızı çekiyorsam eğer, siz bile izin verseniz bile, ben yine de sizi rahatsız etmeyecek fotoğraf çekmeye çalışırım. Evet. Mesela çarşı pazar fotoğrafları çektim. Orada çünkü çok sık kontrol noktalarından geçiyorsunuz. Evet. O kontrol noktalarından geçerken hani kendimi zor duruma bırakacak arkadaşlarımı, çünkü orada küçük bir aksaklık bizim orada daha uzun süre kalmamıza yol aksatabilir. İşte dönüş günümüz, saatimiz belli, uçak saatimiz belli. Tabii. Bütün bunların aksamaması için ben azami çaba sarf ettim. Yani kendimi hiç kimseye orada bir problem çıkaracak bir davranışta bulunmamaya çalıştım. Çok özenli davrandım. Çekerken bile hep genel olarak alan fotoğrafları çektim.
işte mekan fotoğrafları ve alan fotoğrafları çekmeye çalıştım. Çünkü kişisele indiğiniz zaman insanlar sizi, bu Türkiye'de de her yerde geçerli, insanlar size tepki gösterebilirler. Evet. Ya bendeniz benim fotoğrafımı çekme evet, noktasında evet, yanlış davranıyorsun gibi yaklaşımlar olabilir. Ben zaten fotoğraf felsefesi olarak bu davranışı bunu doğru bulmuyorum. Dolayısıyla orada da genellikle alan ve mekan fotoğrafları çektim. Oradaki gördüğüm o kutsal ibadet camilerimizin tamamını fotoğraflayıp size getirdim elimden çok geldiğince. Güzel, çok güzel. Hı-hı. En çok ne etkiledi sizi orada? İnsanlar nasıldı? Yani en çok ben oradaki hava bir kere beni çok etkiledi. Birincisi benim en çok etkilendiğim, hatta o ezan okunurken orada Mescid-i Aksa'nın bahçesinde çocuklar top oynuyorlardı. Yani orada çocuklar hani top oynamaları beni çok o etkiledi bir kere. Hani onların bir oyun alanlarında oynuyor olmalı, evet, olsaydılar keşke. Onu, o beni çok etkiledi. O ezan, biz Kandil gecesi oradaydık. Orada akşam ezanı okunmuştu. O akşam ezanını orada dinlerken ben çok etkilendim. Çok çok etkileydi. Çünkü gökyüzünde çıkan o ses, o bulunduğunuz nokta gökyüzünde en yüksek nokta olarak, yani bulunduğunuz yerin en yüksek noktası olarak kabul ediliyor. Ve inanılmaz, o okunan ezan inanılmaz derecede sizi etkiliyor. Bu çok, orası çok etkileyiciydi. Mescid-i Aksa'nın içine giriyorsunuz zaten, Peygamber Efendimiz'in ayağını basarak miraca çıktığı taş var. Orası zaten, orası çok çok etkili. Onlar özellikle oraların fotoğraflarını verdim arkadaşlara, yayınlıyorlar mı bilmiyorum ama bu Mescid-i Aksa'nın uzağı, eski cami burası. Evet. Eyyubiler döneminde yapılmış. Evet. Böyle işte gördüğünüz gibi ben daha çok insanları rahatsız etmeyen, uzaktan, evet, ama genel, mekanı, ama mekanın özelliklerini anlatabilecek fotoğraflar çekmeye çalıştım. Orayı size taşımaya çalıştım. Ama burada en çok dikkat ettiğim şey, hani kimse rahatsız olmasın. Evet. Özen gösterdiğim konu buydu. Evet. Evet. Çok da güzel. Şurasını özellikle çok, ben de evet, hepsini çok beğendim. Burada mimari yapıyı göstermek istedim. Yani o evet, Mescid-i Aksa'nın üzerindeki şeyin mimari özelliklerini. Burada her bir, gördüğünüz her bir yapının tarihte bir yeri ve değeri var. Evet. Her biri farklı dönemlerde yapılmış. Her birinin bir ismi var. Ben zaten sergimde onların her birinin fotoğrafın altına ismi ve değeri, hangi dönemde yapıldı ve değerinin ne olduğunu yazacağım. Tabii ki burada fotoğraf olarak, bu işte Kudüs'te çekimlerimiz, evet, fotoğraf olarak geçiyor ama onların her birinin tarihte bir yeri ve değeri var. Yani fotoğraf, Kudüs sergisini gezen bir kişi, sergi bitiminde Kudüs'le oradaki olan, bizim için değerli olan yapıların hakkında bir fikir edinmiş olacak. Mesela o cami ne zaman yapılmıştır, özelliği nedir, içinde neler vardır, bütün bunları görerek bir bilgi sahibi olmuş çok olacak. Güzel, çok güzel. Sadece fotoğrafı görmek yetmiyor. Onunla evet, ilgili birazcık daha bilmek lazım. Bilgi neresidir, ne oluyor? Evet. Tabii bilgi de edinmek bizim için önemli. Osmanlı eserleri de çok fazlaydı değil mi Kudüs'te? Tabii bütün dönemlerde yapılmış, evet, ve her dönemde çok küçük küçük camiler var. Küçük küçük camilere girdim. Yani belki buradan daha küçük bir cami var ama çok küçücük küçücük işlemeleri var. Orada zaten Osmanlı, biliyorsunuz, mimari konusunda çok güzel çalışmalar yapılmış. Orada da var, onları görüyorsunuz. Çok iç içe geçmiş yapılar var. Böyle o dar sokaklarda zaten fotoğraflarda geçti. Böyle yan yana bütün dinlere özgü ibadethaneler yan yana, ticarethaneler yan yana. Çok küçük bir alan ama birçok insanı barındığı, birçok insanı bir arada bulunduğu bir mekan. Gerçekten çok eşsiz, İlginç, görmeye değer, evet, bir yer. Evet. İlginç. 2 gün mü kaldınız? 2 gün kaldım, evet. Zamanımız o kadardı. 2,5 gün diyelim. İşte 2,5 günde... Ama şey derler, zamanın durduğu yer derler orası için. Hakikaten evet, öyle sanıyorum, evet, değil mi? Çıktığınız anda, oraya çıktığınız an öyle oluyor. Ben belki öyle, başka birisi öyle olsaydı deseydi belki o kadar çok onu, belki öyle olmuyordur diye, öyle evet, olmuyordur diye düşünebilirdim ama oraya çıktığınız an zaten, o Mescid-i Aksa, o alan var ya, oraya çıktığınız an, oraya baktığınız an zaten çok başka bir duygu, çok başka bir zamandaymış psikoloji gibi. Evet, evet, herkesin
görmesini tavsiye ederim. Mutlaka tadalım bu güzelliği diyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Evet, evet. Sizi orada en çok etkileyen ne oldu? En çok böyle etkilendiğiniz, unutamadığınız, şunu da hiç unutamadım dediğiniz bir şey oldu mu? Benim en çok etkilendiğim an, Mescid-i Aksa'ya çıktığım anda o gördüğüm atmosfer ve ezanın okunduğu an. Onu hiç unutamadım. Evet. Ya yani o an, o akşam ezanı, tabii ki her zaman ezan dinliyoruz. Ama orada dinlediğim o ezan, hatta ben onun videosunu çektim, yayınlamıştım. YouTube'da benim hesabımda evet, var. Evet. Benim en çok etkilendiğim an o andı. Evet, onu ömrüm boyunca unutamam diyorsunuz artık. Evet, 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 kesinlikle. Yani o böyle hani bir şey duyarsınız böyle, sizi çok yürekten çok etkiler, anlatamazsınız, anlatacak hiçbir kelime bulamazsınız, bunu fotoğraflayamazsınız da. Ben videosunu çektim ama o video bile çok yeterli değildi aslında bana göre. O benim hissettiğim duyguyu... O atmosferi solumak evet, lazım. Onu hiçbir fotoğraf tam olarak anlatabilir mi? Tam olarak anlatamaz ama en azından belli bir noktaya kadar ya da video belli bir noktaya kadar size aktarabilir. Benim en çok etkilendiğim an o andı. Evet. Hı-hı. Bakalım biz de merak ediyoruz. Ben de hiç gitmedim Kudüs'e. Hı-hı. Ama çok merak ediyorum. Mutlaka gidin evet, ve görün. Mutlaka. Hı-hı. İnşallah nasip eder Allah-u Teala, nasip ederse. İnşallah. Müslümanlar için aslında bizim için çok önemli evet, bir miras evet, orası. Evet. Ama maalesef farklı düşüncelerle, işte farklı bir takım olaylarla Müslümanların elinden almaya çalışıyorlar. Oradaki halk bunu hissediyor mu? Yani o size hissettirdi mi? Halk bu çatışmayı orada size hissettiriyor mu? Yani bizim şimdi gezdiğimiz alan içerisinde zaten çok kalabalık. Yani bütün dünyadan insanlar geldiği için çok çok kalabalık bir ortam. Biz tabii direkt birebir ben orada yaşayan halkla diyalog, zaten zamanım çok az olduğu için diyalog kuracak bir zamanım olmadı. Bir de ben zaten bir de gördüğüm bütün her yeri fotoğraf çekmek evet, modunda ve bu çalışma üzerinde bu niyette evet, olduğum için sürekli ben fotoğraf, inanın birçok yeri belki ben sadece fotoğraflarda gördüm evet, sürekli fotoğraf çektiğim için. Hani bunu direkt olarak orada insanlarla bir iletişimim ya da şeyim böyle bir konuşmam olmadığı için bu konuda çok bir yorum yapamayacağım. Ama tabii ki bütün insanların orayı görmek için geldiği, ibadet için geldiği çok net. Yani o çok açık zaten orada görülüyor. Her dinden insan tabii, var. Tabii tabii her dinden insan var ama şöyle de çok da güzel bir yanı var. Aslında ben onu çok beğendim de yani bütün insanların... o küçücük 144 dönümlük alanda bir arada kalabiliyor olmaları da çok önemli evet, bir şey. Evet. Yani bu aslında bütün dünyaya da bir mesaj. Çünkü orada bir arada kalabiliyoruz. Yani işte bütün dine mensup insanlar birbirine saygı gösteriyor aslında orada. Bu da onun çok önemli bir şey. Onun çıkıldığında sorun var değil mi? Artık orasını biliyorum ama evet, hani ben orada onu hissettim. Yani biz işte Müslüman olarak gittik orada namazımızı kıldık. Ya da diğer dinlere mensup olan insanlar kendi ibadetlerini yaptılar. İnsanların orada birbirine saygısı var. Bunu ben orada gördüm. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Bu da çok önemli. Evet. 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 Ama o işgalin izleri de hani dışarı çıktığınızda mutlaka hissediliyordur. Değil mi? O dışarıda hani halkın yaşantısında o üzüntü gözlerinde bilmiyorum. Ya bir burukluk var tabii ki. Ama tabii bizim şey yani halkla diyalog zamanımız ya da böyle bir ortamımız olmadığı için evet, bir de dil tabii ki ortak dil konuşmuyoruz. Böyle tamam, bir ortak diyalog kuracak zamanımız olmadığı için ben onu o kadar çok fazla hani insanlarla çok iletişim kuracak zamanım evet, olmadı. Dolayısıyla olmadı, bu konuda çok fazla bir yorum yapamayacağım. Evet. Tabii ki ben ekonomik olarak biraz daha oradaki insanları daha iyi şartlarda ve de yaşam standardı olarak daha iyi şartlarda yaşamaları gerektiğine inanıyorum yalnız. Hani evet, bunu söyleyebilirim. Evet, zor bir durum vardı. Yani zor bir durum var evet ve gerçekten şey, biraz daha yaşam standardının yükseltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu tür sıkıntılar da vardı. Sıkıntılar var tabii ki. Yani orada mesela sokaklarda tabii ki insanlar herkes kendi ürünlerini satmaya, ticaretini yapmaya çalışıyor da çok küçük küçük ürünler satılıyor. Hani oradan ne kadar kazanıp ne geçim, kadar hayatını evet, idame ettirebilir noktasından baktığın zaman biraz daha yaşam standartlarının yükseltilmeye ihtiyaçları var diye evet, düşünüyorum. Evet. Kudüs serginizi ne zaman düşünüyorsunuz? Kudüs sergimi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ben proje olarak sundum Haziran ayı gibi. İşte o zaman Ramazan ayıydı.
O zaman sergimizi açamadık. İşte bir iki gün önce görüşmemi yaptık herhalde. Eylül-Ekim gibi ilk Kudüs Sessiz Çığlık Mescid-i Aksa projemin adı. Evet, çok güzel. Orada görmesi ve gösterilmesi gereken güzellikler olduğunu düşündüğüm için oradaki eşsiz mekanların güzelliklerini göstermeye çalışarak işte sanırım Eylül-Ekim gibi ilk sergimi Antalya'da açmayı düşünüyorum. Antalyalılar, Kudüs'e gidemeyenler sizin sayenizde Kudüs'te buluşmuş olacaklar. İnşallah İstanbul'a getireceğiz daha sonra. İnşallah. İnşallah. Dediğiniz gibi kolay değil herkesin gidebilmesi ama sizin o ortamları fotoğraflamanız, evet, işte bu anıları oluşturmanız bizim için çok önemli belgeler. Çok önemli bir belge niteliğinde. Evet, belgesel niteliği. Belgesel niteliği, evet. Evet, belgesel niteliği taşıyor. Şu günümüz şartlarında oradaki ortam, oradaki durum, oradaki insanların tabii ki çok sohbet edemeseniz ama fotoğraflamanız bile yaşam şartlarının nasıl olduğunu bizlere gösterecek. Bu da çok, evet, önemli bir belgedir. Evet. Fotoğraf aynı zamanda ben diyorum bu çok önemli bir arşiv belgesi. Tabii ki. Yani belge olarak zaten, evet, az önce ben vurguladım onu, arşiv belgesidir. Evet. Fotoğraf zaman geçtikçe anlaşılır ve fotoğrafı bazen detaylara indiğiniz zaman gerçekleri görürsünüz. Bu anlamda çok çok değerli. Çekilmesi, saklanması gereken bir belge fotoğraf, evet, aynı zamanda. Aynı zamanda bu gözle de bakacağız fotoğrafa. Tabii ki, tabii ki. Zaten hani görmeyi, bakmaktan ziyade görmeyi, yani çok fotoğraf baka baka farkında olmayı öğreniyoruz, fark etmeyi öğreniyoruz. Yani fark etmezsek sadece biz işte yemek yiyen, su içen, uyuyan, işte, evet, normal bir sıradan bir hayat olacak. Ama fark edersek, yani görüp, hissedip, fark ederek bu noktaya geldikten sonra, böyle bir hayat yaşamaya başladıktan sonra siz hem yaratılan her şeyin değerini anlarsınız, hem hayata bakış açınız değişir, hem insanlara bakış açınız değişir. Bu noktadan sonraki çok önemli. Vizyonunuz, misyonunuz ve duruşunuz çok önemli. Değişir. Ürettikleriniz çok tabii önemli. Tabii şimdi dünyadaki bu savaş fotoğrafları olmasa biz birçok insanın neler yaşadığını anlamamız tabii mümkün ki değildi. Tabii ki. İmkansız. Evet. Nereden, evet, bileceğiz? Evet. Evet. Hani bir şeyler oluyor ama askerler çarpışıyor diye düşünüyorsunuz. Evet. Ama o çocuğun o kanlı hali, tabii o, ki, değil mi? O annenin o ağlayışı, o babanın o hani acziyeti, bunları görünce tabii biz ki esas nasıl şeyler yaşadıklarını anlıyoruz. Tabii ki. Yani bu geçmiş çok yakın zamanlarda da zaten çıkan bir sürü fotoğraflarda işte evet, deniz sahile vuran bir çocuk fotoğrafında, evet, mesela bütün neler dünya ağladı. Evet. Geçenlerde yine bir çocuk fotoğrafı yayınlandı. Evet. Bütün, evet, dünya ağladı. Ya bütün bunları kayıtsız hiç kimse kalamaz. Evet. Ama işte o kayıtsız fotoğraflar bize ulaşmasa biz bunu bilemeyiz. Tabii ki. İşte bu anlamda çok belge önemli. Çok önemli. Belge niteliğini taşıyor. Hem bütün bunları göreceğiz, hem bunu sanat olarak yapacağız, hem olayları aktarmak anlamında. İnsani bir duruşumuz olacak. Tabii ki. Evet, tabii değil ki mi? Evet. Geçenlerde bir sosyal medyada bir etik tartışmasında fotoğrafçı hani o anı çekmeli mi, o kişiye yardım mı etmeli diye bir tartışma vardı. Evet. Çok etkilendim. Yani yardım edip fotoğrafını da çekmeli. Hani fotoğrafını çekecek çünkü insanlara da bunu duyurmak zorunda. Tabii. Ama o fotoğrafı çekip arkasını dönüp gitmeyecek. Tabii ki. Değil İkisini mi? De. Yani zaten şey çok konuşulmuştu. Afrikalı bir Afrikalı, çocuk. Afrikalı sonra adam intihar etmiş. Evet. Evet, fotoğrafçı. Evet. Biliyoruz o zaten olan, evet, bir şey de. Şimdi o anda tabii ki o fotoğrafı da çekmek zorunda. Ama yardım edebilir. Şimdi o da orada çölde, yani o fotoğrafçı da ona hangi şartlarda yardım edebilir? Çünkü onun arkasında başka çocuklar da var o şekilde gelen, tabii, anladığım tabii, kadarıyla. Yani onların belki hepsini birden götüremeyebilirdi. Bir tanesini. Tabii ki bir de şartlar içinde bulunduğunuz şartlar da şey çok önemli. Mutlaka yardım etmeli. Dramatik yalnız. Yani o fotoğrafı çektikten sonra o çocuğu oradaki akbabanın yiyecek olduğunu bilmesi. Evet. Yani onu orada bırakması o çok gerçekten üzücü, evet, bir durum. Evet, üzücü bir durum ama işte yani işte bir göreviniz var. O anda o görevini yapıyor. Bu bir, aynı zamanda bir görev bilincidir diye düşünüyorum ben. Görevini yerine getiriyor ama tabii görevini yerine getirdiğinde insani görevini de insani görevimizi, evet, de yapmamız, evet, yapmamız lazım. Yani sadece onu çekmek değil, bir insani vicdan
taşıdığımızı da orada unutmamak gerekiyor. Değil mi? Tabii peki ki. Siz ne yapardınız Sebat Hanım? Ben mutlaka fotoğrafını çekerdim. Evet. Kesinlikle fotoğrafını çekerdim. Ama çocuğu da çünkü oradan kurtarır mıydınız? Tabii ki kurtarmak için. En azından elinden geldiğince o anki içinde bulunduğum şartlar çerçevesinde mutlaka ona yardım etmeye çalışırdım. En fazla kullanabileceğim bütün olanakları ona yardım etmek için kesinlikle kullanırdım. Çünkü fotoğraf sevdası da öyle bir sevda. Bazen insanlar sizi tam olarak anlayamaya da biliyor. Siz hemen fotoğraf çekme şeyine giriyorsunuz, duygusuna giriyorsunuz. Başka insanlar bazen sizi tam olarak anlamıyor. Ne oluyor ya, bir dur biraz sonra çekersin ya da işte niye şu anda çekiyorsun gibi diyebiliyorlar. Bu anlamda bazen ben de anlaşılamıyorum maalesef. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Evet, evet. Ya onu da orada... Ama öncelik... Evet, yok hissettiği fotoğraf yok, çekebilir fotoğrafı, ben çekmesine karşı değilim ama çektikten sonra onu orada bırakması, yanındaki akbabayı görüp o çocuk oradan kalkması mümkün değil. Hani bu bu insaniyete sığmıyor. Ben onu anlamadım. Tabii yani ki. Fotoğrafını çekebilir ama çektikten sonra da o kuşu oradan ne bileyim bir sopayla kovarsın, çocuğu düzgün bir yere alırsın. Hani bunları düşünüyorsunuz. Muhakkak tabii ki. Etik tabii değerler. Ki yardım edilmeli. Evet. Tabii merhamet çok önemli bir şeydir. Çok. Yani hayatı yaşarken ben merhametli olmaya çok önem veriyorum, değer veriyorum. Her şeyi yapabiliriz. Hatalar da yapabiliriz. Başarılarımız, başarısızlıklarımız da olabilir. Hastalıklı, sağlıklı günlerimiz de olabilir. Ama her şey bir yana merhamet çok önemli. İnsaniyetimizi kaybetmeden işimizi yapacağız. Evet, insanlık ve merhametli duruşumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. Geldiğiniz nokta çok farklı olabilir. Ekonomik durumunuz çok iyi olabilir. Çok iyi şartlarda yaşıyor olabilirsiniz ama ben insani değerler içerisinde merhameti çok üst sıralara koyuyorum. Adil ve merhametli olmayı çok üst sıraya koyuyorum. Bu anlamda merhametin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet, zaten insanın içinde adil olmak ve merhamet duygusu varsa eğer onu öyle bırakıp gidemez. Gidemez yani. Evet. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bu güzel sohbet devam edecek. Yeni projeleri konuşacağız. Ve fotoğraf sanatımla ilgilenmek isteyenlere güzel önerileri olacak Sebat Hanım'ın. Onları soracağız. Neler öneriyor? İnşallah reklamlardan sonra buradayız. Evet efendim kısa bir reklam arasından sonra hocamızla bu güzel sohbetimiz devam ediyor. Fotoğraf sanatçısı Sebat Hanım'la birlikteyiz ve eğitimci aynı zamanda öğretmen, öğrencileri var. Ve güzel tabii ki projeleri de var. Bir tanesi tasarımlar, wow tasarımlarınız var. Çok güzel tasarımlarınız var. Neler yapıyorsunuz tasarım konusunda? Tasarım konusunda ben tasarımın başlangıcını anlatayım size öncelikli olarak. İşte bu cami projeleri çerçevesinde Ulu Cami'yi gezerken ben orada işte hat... sergileri, hat sanatının örnekleri incelerken vav harfini gördüm. Ve etkilendim. Çok etkilendim. Evet. Çok çok etkilendim. Sonra böyle gerçekten bir süre ilk gördüğümde bir süre vav'ı inceledim. Tam olarak zamanını hatırlamıyorum ama uzun bir süre inceledim. Onu inceledikten sonra araştırma ihtiyacı duydum. Hani nedir bu? Anlamı nedir? Niye ben hiç fark etmedim. Evet. Nedir bunun içeriği? Sonra araştırınca tarihte değişik dönemlerde işte 120 anlamda kullanılmış vav harfi. Sonra bunu nasıl kendimce uyarlayabilirim diye düşündüm. Sonra yavaş yavaş işte fotoğraflarımın üzerine vav tasarımı yapmaya başladım. Sonra tek başına vav tasarımları yapmaya başladım. 120 küsür tane vav'ın anlamı var. Değişik tarihte değişik dönemlerde kullanılan. Ben her biri için bir vav tasarımı yaptım. Aa, çok güzel. Bütün bunların hepsini derledim. Bunlar bir proje olarak şu anda bekliyor. Bir kısmı basıldı. Değişik yerlerde sunumlar yaptım. Fotoğraf sunumları yaptım. Bu şekilde sergiledim. Onu sergiye çıkmadı ama fotoğraf dijital olarak fotoğraf sunumu şeklinde gösterme şu anda da görüyoruz çoğunu. Evet. Evet, ellerinize emeğinize sağlık. Hı-hı. Çok sağ güzel. Devam edeceğiz. Bir telefonumuz varmış. Misafirimizi ağırlayalım. Tamam. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler Selahattin efendim. Selahattin Yurtgülü Beyefendi. Aynen. Erzurum'dan. İyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Buyurun. Havası sert insanı Mert Stadaşlar Diyarı Erzurum'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Saygı bizden efendim. Çok sağ olun. Yapmış olduğunuz bu güzel yayını büyük bir zevkle ve hayranlıkla izliyorum. Teşekkür ederim. Aynı zamanda konuğunuz da gerçekten işinin uzmanı.
söz tabiri caizse günümüzün bayan Evliya Çelebi'si. Evet. Gerçekten sanat adına yapmayacağı hiçbir fedakarlık yok. Takdirle, hayranlıkla izliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sabahat Hanım'ın ayrıca başarılı çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Yani 10 parmağında 10 marifet olan bir kardeşimiz. Maşallah. Gerçekten gurur duyuyoruz. Özetle şimdi ben söylemek istiyorum. Güzel insanlar güzellikleri ortaya çıkaran ve paylaşan insanlardır. Evet. Ben Sabahat Hanım için bu güzellikleri bizlerle paylaştığı için çok çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok sağ olun. Bu arada sizin de programınız gerçekten çok verimli. Sanat adına ailelerin rahatlıkla izleyebileceği, meraklılarının izleyebileceği, sanat severlerin izleyebileceği mükemmel bir program. Çok teşekkür ederim. Ve böyle güzel konuklarla programınız gerçekten büyük reytingler kırıyor. Bunu da bilmiş olan. Çok teşekkür ediyorum. Erzurum'a saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Saygı ve sevgiler bizden efendim. Çok başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Sebahat Hanım da gerçekten biz devamlı manevi olarak arkasındayız. Yaptığı güzel çalışmaları Erzurum'da büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Büyük bir izleyici kitlesi var. Takip ediyoruz. Şu anda benim iş yerinde de müşterilerimiz artık abone oldular. Ekranların çok gerçekten aranan, sanat adına aranan bir yüzü oldu. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Selahattin Bey'e çok teşekkür ederim. Erzurum'a sevgiler, saygılar, memleketime, doğduğum topraklara. Erzurum. Evet, çocukluğumun geçtiği topraklara sevgiler, selamlar, saygılar diyorum. Selahattin Bey'e çok çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Allah razı olsun. Sağ olsun, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz. Evet, 0212 alan koduyla 548-3916 numaralı hattımızdan efendim sizler de sohbetimize katılabilirsiniz. Evet, tasarımlarından devam edelim. Anlatıyordunuz. Evet. Çok etkilendiniz. Evet. Ve gerçekten gördük az önce de bu tasarımları. 120 ayrı tasarım yaptınız. Evet. Çok güzel. Evet. Ben renklerin gücüne çok inanan biriyim. Renklerin, taşların ve renklerin gücüne çok inanıyorum. Rabbimizden. Çalışmalarımda bütün renkleri kullanarak, bütün renklerin renk uyumlarını bir araya getirerek, kendi bakış zevkimle bir araya getirerek bu tasarımları yapmaya çalıştım. Önce vav tasarımları yaptım, bundan sonra onun arkasında desen tasarımlarına geçti. Birazcık da o anlamda çalışmalar yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Çünkü renkleri çok seviyorum, renklerin gücünü çok seviyorum. Sanat aynı zamanda bir duygudur, hissetmektir. Ben hissettiğiniz zaman hissinizi bir şekilde o çalışmalarınızı karşı tarafa geçirmeye çalışmaktır, iletmeye çalışmaktır. Ben bu duygularımın tamamını tasarımlarımda kullandığım renklerle, kullandığım küçük parçacıklarla size geçirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok güzel, yüreğinize sağlık. Çok güzel eserler görüyoruz şu anda. Tabii ki boya en güzel Rabbimindir boyayı yaratan. Evet. Onun Allah'ın boyası diye hatta bir ifade vardır. Evet. Gerçekten en büyük sanatkar Rabbül Alemin, bizlere en güzel örnekleri gösteren, bizleri en güzel sanatla yaratan, yarattığını en güzel şekilde yaratan Rabbül Alemin, işte onun yarattıklarını da tefekkür etmiş oluyoruz. Allah razı olsun. Bir telefonumuz daha var. Hı. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Fadime Çakar'dan. Sebahat'ın halasının kızıyım. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yayınız çok hoş, çok güzel gidiyor. Hoş geldiniz. Teşekkürler diliyorum tekrar. Sefalar getirdiniz, ne kadar güzel. Böyle vefa duygusu, böyle sevgiyle paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Ne zamandır siz de böyle takip ediyorsunuz değil mi Sebahat Hanım'ı? Sebahat Hanım, ben Antalya'da yaşıyorum. O da tabii aynı benimle birlikte Antalya'da yaşadığı için orada işte öğretmenliğini ve çalışmalarını yapıyor. Sürekli ara ara da olsa beraber oluyoruz. Takipteyim kendisini sürekli tabii ki. Ve onunla aile olarak, tüm ailemiz olarak çok çok gurur duyuyoruz. Ne mutlu, ne kadar güzel. İhtar ediyoruz ve onu çok seviyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Böyle aile, akraba bağlarının kuvvetli olması, akrabamızın yaptığı güzel bir başarıdan dolayı mutluluk duymak, paylaşmak çok güzel duygular. Kalp, gönül zenginliğini gösterir. Çok mutlu olduk Fadime Hanımcığım, çok teşekkür ediyoruz.
Evet, aynı zamanda Sebahat Hanım'a iletmek istiyorum. İşte amcasının eşi ve kızının da selamları var. Yani tüm ailenin çok çok selamı var, açıkça söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Onunla tekrar söylüyorum. Çok çok gurur duyuyoruz. Yürüdüğü yolda başarılar diliyoruz. Ve çok çok öpüyoruz. Çok teşekkür ederim Fatmacığım, evdeki herkese, hepinize selamlar, sevgiler. Aradığınız için, beni hatırladığınız için, beni çok duygulandırdınız. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için, bana sonsuz destekler verdiğiniz için. İyi ki varsınız, sizi seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Güzel duygularınız için Allah'a emanet olun. Hayırlı... Sağ olun, siz de Allah'a emanet olun. Yerinizde tekrar başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim, hoşçakalın, hayırlı günler diliyoruz. Evet, ne güzel böyle akrabaların bir birlik beraberlik içinde, evet, sevgiyi tabii paylaşması, ki. Kıskançlık olmadan, evet, bir akrabasının, evet, başarısıyla mutluluk, evet, duyup vefa göstermesi çok tabii güzel. Ki. İşte biz bunları hep görmek, paylaşmak, evet, istiyoruz. Ne mutlu. Fotoğraf ya aynı zamanda sanat, aynı zamanda birleştiricidir. Evet. Fotoğraf bütün insanları birleştirir, ortak bir noktada güzelliklerde birleştirmek dileğiyle. Ben bütün insanları güzelliklerde birleştirmeye çalıştım. Bunun için bütün hayatım boyunca her zaman fotoğrafta olmasa bile hep bir şekilde güzelliklerde birleştirmeye çalıştım. Ama son 5 yıldır en azami düzeyde bu, sadece fotoğraf için çalışıyorum. Gerek aile içinde, yakın çevremde, çalıştığım yerlerde. Bütün insanları birleştirici, barışçıl, olumlu bir şekilde bir araya getirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz aramalarda onun neticesinde. Evet, gerçekten çok güzel. Sevgiyi hissediyorsunuz. Evet, kesinlikle. Evet. Çünkü sanat gerçekten anlaşılması çok zor. Anlaşılması için çok emek vermeniz gerekiyor. İnsanların sizi anlaması bir süreç gerektiriyor. Bu sürecin sonunda anlaşılabiliyorsunuz. Ben artık hani anlaşılabildiğimi hissediyorum. Beni insanlar artık amacımı, niyetimi anlamaya başladıkları için artık kabullenip daha sonra sevgi aşamasına geçiyorsunuz. Hani belli şeyler tabii ki zor süreçlerden geçtik. İnsanların kabullenmesinin biraz daha sıkıntılı süreçleri tabii ki ben yaşadım. Çünkü farklı bir yoldan, çok farklı bir yoldan yürüyorsunuz. Bütün insanların gittiği normal yoldan gitmiyorsunuz. Çok farklı, sıra dışı bir yoldan gidiyorsunuz. Ve bütün bunları yaparken de değerlerinizi koruyarak yapıyorsunuz. Bu zor çünkü, çok zor bir yol. Bu yolda ben ödün vermeden, çabalarımla, kendi özverilerimle... bu çalışmaları devam ettiriyorum. Ne mutlu, ne, hı-hı, mutlu. Peki 120 wow dediniz. Ben şeyi, evet, çok merak ediyorum. En çok hangi anlamından etkilendiniz? Bu 120 anlamdan. Evet, en çok hangi anlamından etkilendim? O da zaten çok birçok kişi biliyordur onu. Wow'un en çok şu anı, anne karnında cenini temsil ediyor, evet, biliyorsunuz. Bu duruş, zaten o duruşu ilk gördüğümde ve ceninle böyle yan yana koyduğumda gerçekten onu tamamlıyor. Bir de çok uzun yaşadığınız zaman hani böyle sırtınız kamburunuz, evet, çıkıyor. Yine wow şekline giriyorsunuz ve geliyorsunuz. Yani bu dünyaya nasıl geliyorsanız öyle gidiyorsunuz. Aslında özü bu onun. Bundan bir kere çok etkilendim. Bir de wow'un şöyle bir üst tarafı var, bir de kuyruk tarafı var. Yaradan şöyle emrediyor, hani bana kulluk edersen, bana secde edersen, kuyruk tarafında da şöyle bir anlamı var. Sana her şeyin sonsuzluğunu veririm. Yani sonsuz mutluluk, sonsuz huzur, sonsuz sağlık, evet, sonsuz bütün güzelliklerin sonsuzluğunu veririm. Ulaşırsın. Ama evet, baş tarafında bir secde etmek var. Evet. Bu secde etmek, yani kulluk yapmak, tabii ki bu secde etmek sadece namaz kılmak. Evet, namaz kılmak en önemlisi. Ama bunun yanında iyi insan olmak, merhametli olmak, adil olmak, görevlerini insan olarak, tabii, dünyada yerine getirmenin tamamını kapsıyor. Bu anlamda bu etkileyici. Evet, evet, ben ondan çok en çok bu ikisinden çok etkilendim. Başka bence, hangi anlamlar var? Birçok anlamda, yani şu an ben size ilk etapta şunları çok net olarak, evet, bunun ikisini söyleyebilirim. Belki yanlış, çünkü çok özel bir konu olduğu için belki yanlış tabii bir kelime kullanmak da istemiyorum. Yok, o yüzden size beni en çok etkileyen, zaten üzerinde en çok durulması gereken, en çok, tabii, mesajın alınması gerektiği budur. Ya bu dünyaya nasıl geliyorsak öyle gidiyoruz. Bu dünyaya bir
İşte anne karnından doğuyorsunuz, çıplak, hiçbir şeysiz olarak geliyorsunuz ve yine biz öyle gidiyoruz. Ve bu aradaki zaman diliminde yaptığınız her şey, işte kazanmaya çalıştıklarınız, mücadele ettikleriniz belli bir noktada aslında bir değeri yok. Değeri olan en önemli şey sizin insani olarak bu dünyaya bıraktıklarınız diye çok önemli bir mesaj. Evet, evet, bir telefonumuz hı-hı var. Evet. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz, hayırlı günler diliyoruz. Ayfer Döğen hanımefendi İstanbul'dan. Evet, nasılsınız? Merhabalar. Ayfer çok hanımcığım, teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar. Büyük bir mutlulukla izliyorum programınızı Tuğba Hanım. Çok gerçekten mutlu. Mükemmel. Ablam orada şu anda. Evet. Tabii onun ne mutlu böyle bir ablanız var. Ay, çok teşekkür ederim. Ben de tabii ki o anlamda çok şanslıyım. Kendim olsun, çocuklarım olsun, onun hem eğitim kariyeri hem fotoğrafla uğraştığı kariyerle benim çocuklarım da hayatlarına bir nebze de olsa çizgi çizmiş oldu. Evet. Eğitimciliğinden yola çıkarak kızım öğretmen oldu. İşte küçük kızım da radyo televizyonla örnek ilgilendi. Örnek alıyorlar teyzelerini. Evet, 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 aynen öyle. Tabii Sebahattin Rabbimin yaratmış olduğu tüm güzellikleri fotoğraflayarak bizlere sunması, özellikle Kudüs'e gittiğinde o kandil gecesi birçok, yani ailemizden ya da tanıdığı tüm arkadaşları için herkes için dua istemiştik ondan. Evet. O da işte hani namazını kılıp arkasından bizlere dua etmiş olması, milletimize, vatanımıza, herkes için, tüm isteyen herkesin yüreğindeki dileklerini kabul olması için ettiği, oradaki yani hemen hemen birçok insanın ulaşamadığı bir yer Kudüs, bizim için çok özel bir yer. Müslümanların kalesi biliyorsunuz. Evet. O anlamda çok güzel. Bizde tabii ki böyle heyecanlar. Hani akşam beraberdik evde hazırlık yaparken ben onun heyecanını beraber yaşadım. İşte oğlum olsun, kızım olsun. İşte ne yapalım, nasıl yapayım. Tabii onları birebir yaşayan kişilerden biri de benim. Evet. Tabii tasarımları özellikle Wow da benim hayatıma da olsun bir nebze. Ben de sunuculuk yaptım. Bir nebze olsun o Wow'la beraber. Ben de hayatıma Wow'u aldım. Onu örnek alarak. Size şöyle ki minicik bir şey okumak istiyorum not aldıklarımdan. Sebahattin yazdığı şeyi, tasarımladığı Wow'la alakalı. Wow olmak zor iştir ama Wow olmak gerekir. Sahi Wow olmak ne demektir? İnsan anne karnında Wow şeklindedir. Wow şeklinde doğar. Bir ara doğrulunca kendini Elif sanır. Kulluğun manası Wow'dadır. Elif kainatın anahtarı, ucu kainat, Wow kainattır. İnsan iki büklüm olunca rahat eder anne karnında. Rabbi Wow olsun, mütevazı olsun ister kulları. İbrahim ateşte Wow'dır. Nemrut bizzat ateşe odun. Yunus Wow olup balığın karnında ancak kurtarmıştır kendini. Evvelde Elif'tir. Bir ilahi nefeste Wow olur kainat. Çok kusura güzel. Bakmayın, çok heyecanlıyım. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok çok güzel. Çok da güzel programınız. Gerçekten demin Selahattin Bey de bizim memleketimizden doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimizden aradığında biz Doğu'nun o soğuk memleketinin sıcak insanlarıyız. Bunu evet, herkes çok iyi biliyor. Evet, ne mutlu. Sizin de programınız gerçekten çok mükemmel. Televizyon kanalınız da aynen öyle. Teşekkür her zaman samimiyetle izliyoruz. Çünkü ailece izlenecek bir televizyon kanalı. O anlamda sizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür böyle ediyoruz. Çok sağ olun Ayfer Hanım. Ederim. Çok mutlu olduk. Sebahat Hanım da çok kısmetli, şanslı. Böyle güzel bir kardeşi evet, var. Ne mutlu. Ailece tüm şimdi hani izleyenlerin Çanakkale, Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa, İnegöl, hani her yerden şu anda bizde zaten aile grubu var WhatsApp'ta. Herkes her yerden bir şey yazıyor. İşte televizyonda sizin resminizi, fotoğrafınızı çekip gönderenler. Teşekkür herkes ederim. Bir yerden bir şey yazıyor. Ben arıyorum, bağlanamıyorum. Kızım İzmir'de, Çanakkale'de teyzeniz var. Gebze'den aradı teyzem. Biz böyle hepimiz bir anda televizyona kilitlendik, öyle söyleyeyim. Çok mutlu olduk. Çok seviyoruz ablamızı. Her zaman başarılarının arkasındayız. Biz de elimizden gelen ne varsa hepsini. Sizlerin de desteği tabii ki çok önemli. Bu arada tabii bu bağlamda size de çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür değer ediyoruz. Değer verip arayıp onurlandırdığınız için. Çok Allah teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür sizden ediyoruz. De Allah razı olsun. Ne demek, her zaman Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Cümlemize inşallah. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Siz de hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Bu arada kardeşlerim, ailem. Gerçekten ne kadar bana güzel zaman bir birlik ve vefa var. Evet, çok bana güzel her zaman çok çok destek olmuşlardır.
Fotoğraf, tabii ben sürekli fotoğraf çekme modunda, fotoğraf gezilerinde işte dağlara çıkıyorum, camilere gidiyorum, sürekli olarak eve bunun yansıması var. İşte tasarım yapmak için saatlerce bilgisayar başında oturuyorum ya da gecenin bir saatinde ya da sabahın herhangi bir saatinde. O zaman bütün dünyayla ilişkini kesiyorsun. Onlar bunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda o ailenden bu desteği almazsam biraz zor. Ama sağ olsunlar bu anlamda kardeşlerim, ailem, yakın çevrem artık benim o aşkımı, fotoğraf aşkımı, tasarım aşkımı çok iyi bildikleri için hepsi bana destek oluyorlar sağ olsunlar. Kardeşime de özel olarak çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğu için. Ne kadar güzel kardeş dayanışması. Evet. Çok mutlu olduk biz de tanıdığımıza gerçekten. İleriye dönük güzel projeleriniz de var. Darbe girişimiyle ilgili bir projeniz var değil mi? Evet, darbe gecesinden sonra demokrasi nöbetleriyle ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışma doğrultusunda şu an onun ön hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda, yaklaşık 2 ya da 3 hafta içerisinde bunu netleştireceğiz. Detayları netleştirecek. Şu an bu programdan çıktığım anda dün başladık çalışmasını da, hatta birkaç gün önce başlamıştık. Ne mutlu. Bu programdan çıktıktan sonra yoğun bir şekilde onun çalışmaları ve görüşmeleri olacak. İnşallah, İnşallah. Onunla ilgili özel bir çalışma yapacağım. Allah kolaylık versin. Türkiye'ye maşallah dedirtecek bir çalışma yapmak niyetindeyim. İnşallah. Allah nasip ederse onu yapmak istiyorum. İnşallah. Bu arada darbe gecesi neredeydiniz? Siz İstanbul'da mıydınız? Ben İstanbul'da değildim. Ben yurt dışında bir programımız vardı. Biz bu programı Gürcistan'a fotoğraf... Yola çıktınız. Evet, ben yoldaydım. Evet. Gürcistan'a fotoğraf turuna biz gidiyorduk. Sonra işte 9.30 gibi falan biz Rize'den hareket ettik ve sınıra geldik. Sınıra geldik, evet. Sınıra geldiğimiz zaman tabii biz 9.30-10 gibi falan olayları birazcık duyduk ama tabii hiç kimse vakıf olamıyorsunuz. Tabii kimse, ne oluyor, ne bir şey vakıf olamadı. Bir de tabii orada hatlar da sürekli gidip geliyor. Biz çünkü sınıra yaklaştık, o telefonda da biraz sıkıntı oldu. Yani telefonu çekmesiyle alakalı ama zaman zaman internete bağlanan arkadaşlar da işte bir takım olayların olduğunu duyduk. İşte 11-11.30 gibi biz Türk sınırını geçtik. Türkiye'den çıkış yaptık. Tampon bölgeye geldik. Tampon bölgede artık ya 11.30 gibi falan artık olayların netleşti, olduğunu duyduk. Evet, tabii ben çok strese girdim. Telefonum çekmedi. İşte ailemle iletişim kuramadım. Ne yapıyorlar, ne diyorlar, işte ne oldu? Sonuçta yeğenlerim burada, İstanbul'da tabii, çok olaylar oluyor. Tabii, akrabalar burada. Evet. Bir de ülkemde. Neler oluyor, bitiyor. Ama tabii biz Türk sınırında geçmiş olduk. Tampon bölgeye geldik. Gürcistan'dan giriş yapacaktık tam o arada. Hani olayların çoğaldığını öğrendim ben. Orada işte bizim grup liderimiz var. 20 kişilik bir grupta biz fotoğraf çekip trekking yapmak için Gürcistan bölgesine gidecektik. Orada fotoğraflayıp dönecektik. Evet, bir haftalık bir turdu bu. Sonra ben vatanımdan ayrılmak istemedim. Yani o şartlarda ülkemi bırakıp gitmek istemedim. Grubumuz arasında ikiye bölündü. Bir kısım gitmek istiyor. Evet, ben dedim ülkem vatanımda bu kadar olay oluyorken ben tatil yapamayacağım. Fotoğraf da çekemem. Evet. Sonuçta sanat belli bir şeyde yani bu kadar hassas duygular hissediyorken sanatı da üretemezsiniz, evet, yapamazsınız. Evet, zaten telefonlar kesildiği için iletişim de kuramamaya başladık. O da zaten çok sıkıntıydı. Biz tabii orada 10 kişilik grup, ben dedim vatanıma geri dönmek istiyorum ne olursa olsun, yani bomba da patlasa ne oluyorsa olsun ben ülkemde kalacağım diye biz yarım saat, işte 45 dakika belki de bir saat kadar tampon bölgede tam Gürcistan sınırını geçecekken ben o kararı verdim. Orada bir aile de aynen benim gibi düşündü. O aileyle biz birlikte tekrar Türk sınır kapısına tekrar giriş yaptık. Evet. Bıraktınız ya, turu, bravo. Turu bıraktık, evet, turu yarım bıraktık. Tekrar biz Türkiye'ye giriş yaptık. İşte ben o yakın yerlerde bir yerde küçük bir otel bulduk. Biz tabii o bölge hiç bilmediğim bölge, ilk defa gittiğim bir bölge. Geri dönemiyorsunuz. Gecenin bir yarısında bir orada dışarıda kaldık. Böyle bir özel bir gece oldu. Tabii korktuk. İşte ne olduğunu anlayamadık. Ben tabii yabancı bir yerde kaldığım için, gecenin bir yarısında dışarıda kalmış olduğum için çok stres oldum. Kolay bir ama şey değil. Ama sağ olsun değil, yani orada yani Türk olmanın vermiş olduğu bir gerçekten bir güven duygusu var. Birbirimize sahiplenme var. Birbirimize destek olma var. Ben işte biz geri döndüğümüz zaman saat 2 olmuştu mesela. O saatte işte bir küçük bir otel ayarladık. Otelde kaldık 2 gün boyunca. O ailede ile birlikte o gece zaten sabah olmuştu gelişimiz. Ertesi günde şoku atlatamadık, orada kaldık. Yani biz sanki orada bir aile olmuştuk, bir bütün olmuştuk.
hiç tanımadığımız bir yerde, hiç tanımadığımız insanlarla, daha onlarla biz yarım saat önce tanışmıştık. O insanlarla bir araya gelip el ele tutuşarak bir yere yerleştik. Gittiğimiz oteldeki insanlar da kendi evimiz, evimizmiş gibi bizi ağırladılar. Böyle özel bir gece yaşadık. Çok Allah ülkemize, vatanımıza bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Amin. Allah ülkemizi refaha kavuştursun diye. Amin. Bir telefonumuz evet. var. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Saadet Aydın hanımefendi Karabük'ten bizlerle birlikte. Buyurun Saadet Hanımcığım. Hoş geldiniz. İyi günler. Hayırlı işler diyeyim. Çok beğeniyorum. Kaç gündür yani 15 günden bu yana arıyorum. Bir türlü düşüremedim. Buyurun Saadet Hanım. Çok mutlu olduk. Sesinizi duyduk. Programımızı Allah, izliyor musunuz? Bir soru şey ricam vardı. Benim işitme engelli bir kızım var. Evet. Fotoğraf üzerine çok el becerileri var. Nasıl yardımcı olursunuz buna? Nasıl bir iş verebiliriz? Evet, işitme engelli ama el becerileri var. Bir şeyler üretiyor. Çok güzel. Evet. Peki Karabük Belediyesi'nden hiç yardım istediniz mi bu konuda? Belediyelerin çok güzel çalışmaları oluyor. Şu an kendisi İzmit'te evli. Orada iş arıyor. İki tane de çocuğu var ama yani tekstile falan girdi. Bir de şeyle irtibata geçsinler. Beyaz Ay Derneği var. Benim yakından tanıdığım. Engelli kardeşlerimize iş imkanı veriyorlar veya işi yönlendiriyorlar. İlgilenirseniz Beyaz Ay Derneği ile irtibata geçirin. Olur mu? Ne derneği dedin? Beyaz Ay. Beyaz Ay. Evet, mutlaka internetten girsin, baksın. Engelli kardeşlerimize iş imkanı veriyorlar. İş evet. olanağı veriyorlar. Sebat Hanım'ı da izlediniz mi? İzledim. Çok hoşuma gitti. Çok hani mantıkları olsun, hani el şeyleri olsun, böyle resim fotoğraf şeyleri olsun. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Yani çok duygulandım. Onun için hani benim kızım da çok el becerileri, fotoğraf üstüne çok beceri. Bu fotoğraf üstüne bir iş yapabilir miyim? Anne bir yerlerden bir şey yapabilirim, bir iş imkanı verebilirler mi diye şey yaptı da. Ben kendim Karabük'teyim. O kendisi İzmit, evet. Gölcük'te oturuyor. Evet. Evli, eşi Fort'ta çalışıyor. Allah yardımcıları olsun. Ama bir Beyaz Ay Derneği'ne başvursun. Engelli kardeşlerimize çok güzel iş imkanı açıyorlar. Ha. Tamam mı inşallah? Bir de orada dini üzerine bayanım da bir soru sorabilir miyim acaba? Sonra bir açıklayabilir mi? Tabii, buyurun. Benim bir oğlum var da eşiyle çok münakaşa yapıyor. Şu an eşi terk etti gitti. Nasıl bir yardımcı olayım? Bu kadar yalvarıyorum. Din konusunda nasıl bir dualar okuyayım? Onun evet. için bir açıklama Allah ferahlık versin. Çocukları var mıydı? Bir tane oğlu var. İkiz oğlu vardı. Bak, trafik kazasından birini kaybetti. Biri sağ. Hanımı aldı gitti ama çok başın üzülüyorum. Sağ olsun. Evet. Yani siz toparlamaya çalışın anne olarak. Yuva yıkılmasın. Evlatlar var. Toparlamaya çalışın. Allah nasip ederse aileler bir araya gelsin. Yuvayı dağılmaktan kurtarın. Bol bol dua okuyabilirsiniz. Ben özellikle aile geçimi için Tahrim suresini öneriyorum. Veya Nisa suresi, Yahvedüt esmasını zikredebilirsiniz evladınız için. Olur mu? Ya o kadar Yasin kitaplarında ince kısa dualar var. Okuyorum. Okuyun. Insan, bol bol okuyun. Zalim için diye bir dua yazmış. Evlatlarımızı bizim bir araya yani getirelim. Yani hani şey olarak değil de hani çok böyle eşine karşı bir hasımmış gibi konuşuyor. Evet. Bu tabii başka yani bir hani konu. Gece gündüz dua ediyorum. El kadar evet. yavrum melek yüzü yavrum üzerine ayırmasın diye dua ediyorum. Evet, Rabbim yardımcınız olsun. Başka bir konu, biz aile huzuru ile ilgili başka bir gün konu işlediğimizde inşallah tekrar izleyin, takip edin, olur mu? Yani çok hoşuma gitti. Biraz 15 günden bu yana çok izliyorum. Yani hani bu soruyu sormak için sürekli arıyorum. Allah razı olsun. Peki. Şimdi bir tek geldi düştü. Kısmet. Yani o dini şeylerde geçtiği zaman açıklamanızı yaparsanız çok sevinirim hocam. Tamam, inşallah. Çok teşekkür ederiz. Allah ferahlık versin, geçim versin inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de biz teşekkür ediyoruz. Yayınımız için çok seviyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Cümlemizden razı olsun. Rabbim sizi de evinize huzur ve ferahlık versin. Allah'a emanet olun. Evet, herkesin bir sıkıntısı var tabii evet. ki. Ulaşamamış izleyicimizi bugün düşürmüş. Evet. Tabii biraz konumuzdan farklıydı ama elimizden olsun. Geldiğince fikirler vermeye çalıştık. Evet efendim, 0212 alan koduyla 548-3916 numaralı hattımıza bekliyoruz sizleri. Paylaşmak istediklerinizi. Son bir 5-10 dakikamız resimle ilgili ilgilenmek isteyenler, fotoğrafla daha doğrusu yanlış söylemeyelim. Fotoğraf çekmek isteyenlere önerileriniz nelerdir, neler yapsınlar, profesyonel olarak ilgilenmek
ilgilenmek isteyenlere tavsiyeleriniz? En başta benim tavsiye edeceğim şey tabii ki eğitim. Yani eğitimsiz önce herkes kendini eğitmeli. Şimdi kurslar var, çok kurslar güzel. Var. Evet, belediyenin kursları var, işte derneklerin kursları var. Bir tek fotoğraf sanatçı olması gerekmiyor. Yani birçok sanat dalı var. Siz eğitim veriyor musunuz fotoğrafçılıkla ilgili? Ben eğitim zaman zaman veriyorum. Daha çok daha özel projelerimi, dersler. Evet, özel dersler. Daha çok ben kendi mesleğimin haricinde daha çok projeler ve fotoğraf çekme sevdalısı olduğum için daha çok ders vermekten ziyade kendi projelerim üzerine. Evet, yani onları daha kalıcı eserler bırakmak istiyorum. Ama tabii ki gençlerimiz talep ettiği zaman kesinlikle biz her zaman eğitimci olarak görevimizin başındayız. Her daim her yerde elimizden geldiğince bildiğimiz bütün doğruları gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Gençlerimizin ve yeni nesillerin yeni eğitim sistemi içerisinde bilim, sanat, fen, spor ve bu şekilde donatılan eğitimlerden geçmesi gerekiyor ve bütün herkesin eğitime bu bilinçle bakması gerektiğini düşünüyorum. Bu donanımda insanlar yetiştirmemiz gerektiğini, bu donanımda yetişen insanların ülkemizi refaha kavuşturacağına inanıyorum ben ve hepimizi bu çerçevede çalışmalar yapmalıyız. Bilen, farkında olan insanların kendilerini yetiştirip ve bu yetiştirdikleri bilgiler doğrultusunda yeni nesillere yeni bilgiler kendilerini eklemelerini sağlayacak fırsatları vermeliyiz. Yani mesela siz öğretmen oldunuz, eğitim süreciniz öğretmen olduğunuz diye bitmemeli. Evet, tabii kendini geliştirmeye devam etmesi sınırsızdır. Öğrenmenin yaşı yoktur. Ve sürekli siz kendinizi güncellemeniz gerekiyor. İşte bir doktor olarak, bir akademisyen olarak, bir öğretmen olarak, bir hemşire olarak ya da bir insan olarak kendimizi güncellememiz gerekiyor. Değişen şartlara, değişen teknolojik dünyadaki gelişmelere göre siz aynı yerde kalırsanız her şeyin gerisinde kalıyorsunuz ve o zaman başkaları sizi yönetir. Ya bizim kendimizi yönetmemiz için bizim kendimizi güncellememiz gerekiyor. Bütün gelişen, dünyadaki tüm gelişmeli bilimsel, akıl, bilim, fen, sanat ve spor odaklı gelişmelerde bunlarla yarışabilmemiz için eşit şart, ya yani eşit olmasa bile şartları mümkün olduğu kadar yukarı çekerek güncellememiz gerekiyor bütün sektörlerde diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Yeni başlayacak olanlar da tabii ki zamanlarını verecekler değil tabii mi? Tabii ki emek verecek. Emek verecekler. Çalışacak, okuyacak, sürekli okuyacak. Sürekli en çok tabii ki tavsiye ettiğim okumalarını tavsiye ediyorum. Sürekli okumalarını tavsiye ediyorum. Hani ayırt etmeden sonraki herkes kendi akıl süzgecinden bilgileri geçirebilir. Süzgecinizden geçirdikten sonra siz kendi doğrularınızı zaten alıyorsunuz. Ben çünkü çok uzun yıllar çok kitap okuyan bir insandım. Gerçekten son 5 yıldır fotoğraftan dolayı çok fazla okuyamıyorum ama çok uzun yıllarımı gerçekten... Fotoğraf da bir okumak. Tabii ki. Yani o ayrı bir okumak. Ayda 4 kitap, 5 kitap, 6 kitap okuduğum zamanlar çok olmuştur. Sonra bütün her şeyi okuduktan sonra zaten Allah size bir akıl vermiş. Bir akıl süzgecinizden geçirdikten sonra doğru bilgilerinizi size o yol açılıyor zaten. Yani gönül gözünüz, gönül köprüsü diye bir şey var. O gönül köprüsü, gönül gözünüz açıldıktan sonra siz elekten doğruları geçirip ve doğruya doğru yürümeye başlıyorsunuz zaten. Umarım, diliyorum ki gönül gözü açık, yüreği geniş görebilen nesillerin yetiştiği bir toplum olmasını diliyorum. İnşallah. Okuyan, üreten, bilinçli, düşünen, idealleri olan, idealleri peşinde koşabilen, yürekte bizim çünkü gerçekten Türk insanı olarak çok güzel özelliklerimiz var. Bu özellikleri daha da donatarak daha iyi bir toplum, daha güzel bir noktaya gelebiliriz. İnşallah. Hı-hı. Evet, bu niyetler çok güzel ve tabii ki gençlerde de bu bilincin olması çok önemli. Evet. Ailenin, öğretmenin bu bilinci vermesi çok çok önemli. Evet, yani bunu fark ettirmeliyiz biz. O farkına varmalı. Fark ederse eğer ben işte okumalıyım, bir şeyler katmalıyım hem kendi hayatıma hem aile hayatıma hem topluma birey olarak. İşte ben bu dünyaya geldim, ben bir insanın, bu dünyadaki görevim nedir, bu aile içindeki görevim nedir, insan olarak görevim nedir? Bir kere her şeyden önce insan olarak göreviniz kendinize iyi bakmanız. Her bakımdan ilk başta sizin, evet, sağlığınız ve duruşunuz, tabii, önemli. Sonra ailenize, sonra çevrenize ve topluma. Bütün bunlar aşama aşama olması gerekiyor. Birini çok atla, atlamam
mı atlamak da çok doğru değil. Bu anlamda hepsini bilinçlendirirsek zaten bilinçli toplum oluştuktan sonra bir problem kalmaz diye düşünüyorum. Hepsi aşama kendiliğinden aşama. Gelecektir. Evet. Önemli olan tabii kişinin hani ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Evet. Sen önce kendini bilmezsen bu nece okumaktır? Tabii ki. Önce önce kendimizi yetiştireceğiz, okuyacağız, kendimize iyi bakacağız, sağlığımıza iyi bakacağız. Her bakımdan. Ondan sonra kendimizi donatacağız. Sonra adımlar atmaya başlayacağız. Eğer kendi altyapımızı, kendi donanımımızı tamamlamadan bir adım atarsak belli bir yerde tıkanma ileri gitmez. Olur. Evet. Evet, belli bir yerde kalır. Yani her yerde kendinizi taşıyacak donanıma sahip olmanız gerekiyor. Çok önemli. Hı-hı. Çok önemli. Çok doğru söylüyorsunuz. Geleceğe yatırım için önce kendimize yatırım. Önce kendinizi donatmanız gerekiyor ki evet. Her yerde ayakta durabilirsiniz. Bir insan altyapısı sağlamsa, donanımı yeterliyse her yerde ayaklarının üstünde durabilir. Her yerde kendini doğru ifade edebilir. Hayat bir duruştur aynı zamanda. Kendinizi doğru ifade ederseniz eğer, bir duruşunuz varsa, bir onurlu duruşunuz varsa her yerde olabilirsiniz, ayakta kalabilirsiniz. Bu çok önemli. Bunu da çok önemsiyorum. Yani ben hayatta çok önemsediğim noktalardan çok biri de önemli. Onurlu duruş. Yani bir duruşunuzun olması ve onurlu bir duruşunuzun olmuş olması, ideolojinizin olması, ideolojinizin arkasında inandığınız doğruları her yerde savunabilmelisiniz. Evet. Her yerde yani etraftan etkilenmeden, insan ayırt etmeden her yerde inandığınız doğruları anlatabilmek, yürekte olmak bence çok önemli. Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz Sema Hanımcığım. Çok güzel bilgiler aldık. Bakış açımıza güzellikler kattınız. Güzel çalışmalarınız var. Rabbim yolunuzu açık etsin. Amin inşallah. İnşallah güzel başarıları imza atmanızı biz de Türkiye adına istiyoruz. Güzel sergiler bekliyoruz sizden. İnşallah. Son olarak bir mesajınız var mı izleyicilerimize? Son olarak bütün çalışmalarımda bana destek olan sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Hepsine sevgi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ben yüreğimle, içimden gelen duygularla bu fotoğraf çalışmalarını elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Umarım bütün insanlara sanatın bütün platformlarında anlatılabilecek yerlerde kendimi anlatabilirim. Ve toplumun daha çok sanatla iç içe yaşamasını diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Tamam, ben teşekkür evet ederim. Evet efendim, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte oldunuz. Çok güzel bir gün oldu bizim için. Çok renkli. Kudüs'e gittik geldik. Camilerimizi şöyle bir gezdik. Güzel bir bakışla, güzel bir eseri paylaştık hep birlikte. Ve inşallah yarın yine değerli konuklarımızla birlikte olacağız. Ama bu arada çok değerli yönetmenimiz Ayşe Hanım'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Kendisi bugün hastaydı, bizimle birlikte geçmiş değil. Olsun. Geçmiş olsun diyelim. Allah şifa versin. Bir çabucak iyileşsin diyoruz. Bu arada buradaki ekibimize teşekkür ediyorum. Selim Bey'e, değerli kameraman arkadaşlarımıza, rejimize, sesimizin ve görüntümüzün en güzel şekilde size ulaşmasına vesile olan ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz bu